Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Loretta Roleplay'deyiz ve yanımda da Enes Yalman var. Arkadaşlar Loretta Roleplay biliyorsunuz Yusuf'un kanalında bir adet trailer ve bir adet tanıtım yayınlamıştık. Onun haricinde de Yusuf'un videolarıyla beraber tam 110-120 arası çektik arkadaşlar. Ondan sonra uzun bir bakım almak zorunda kaldık. Bakım aldığımız sıralarda değişik sunucular açtık, kapattık. Ama Loretta'yı hiçbir zaman kapatmadığımızı söylemiştim. Loretta'yı baştan açmak istedim. Paketi olsun, sistemler olsun, mapler olsun her şeyi değiştirdim. Eskiden kalma bir tane adminimiz bile yoktu. Kendi kanalımda en iyi roleplay'de egoistik yapıp kendi sunucumu ilk 3'e koymak yerine 7. sıraya koyup demiştim ki adminler hakkında sıkıntılar vardı ve ufak FPS problemi vardı diye söylemiştim. Şu anda hiçbir şekilde FPS problemi de yok. Admin problemi de yok. Yeni yeni developerlarımız var. Yeni yeni arkadaşlarımız var. Enes Yalman eskiden biliyorsunuz Enes developer'dı. Şu anda yardımcı kurucu. Onun yerine başka bir developer aldık. Sistemlerimiz iyice gelişti. Maplerimize inanılmaz fazla değişmeler var. Çünkü yeni yeni mapper'lar da aldık. Şimdi çok fazla uzatmadan Loretta'yı size baştan aşağı tanıtmak istiyorum. Loretta'nın neler değişti? Onları size tek tek tanıtacağım. Burada IGS'nin burada bir adet NPC'miz var. Buradan aklınıza gelebileceğiniz tüm böyle eşyaları bu NPC'den alabiliyorsunuz. Aynı şekilde içeride de iki tane var. Bu her yerde görmüş olduğunuz mavi mavi markalar olacak. Şimdi bunlar ne işe yarıyor derseniz eğer aracımızı bir çalıştıralım hemen. Motoru bozulmuş, bir saniye. Aracımızı çalıştıralım. Şöyle geldik, içine girdik. Merhaba, eğer ki aracınızı otoparka bırakacaksanız onaylayın diyorsunuz. Onaylıyorsunuz. Onayladıktan sonra abi böyle görmüş olduğunuz gibi aracı da otoparka yolluyor. Peki diyeceksiniz ki biz bu aracı nasıl geri çıkaracağız? Aynı şekilde geri geldiniz. Araç burada. Bir de ayrıyetten birlik araçlarını da koyabiliyorsunuz. Onu da bu kısımdan alabiliyorsunuz. Otoparktan çıkar diyorsunuz. Çıkarttınız arkadaşlar. Bu kadar basit. Bunu neden koyduk? Yani belirli bir otopark da yapabilirdik. Fakat diyelim şimdi otoparkı yaptık abi. Yanında böyle 35-40 tane araba var. Şimdi sen otoparkın yanından geçerken senin oyunun çöker. Ondan dolayı böyle markaları koyduk ki hani aracınızı gelin buradan çıkartın. O şekilde oraya da geri koyun. FPS iyi olsun diyor genellikle. Yani FPS iyi olsun ya. Ben bunu böyle bir saniye arkadaşlar. Ben bunu tüm videolarımda söyledim. FPS çünkü çok önemli. Artık bilgisayarını alan toplayan 5M'e geçiyor. Hani bizde FPS kötü olan arkadaşlarımız madem daha çok meta ilgi gösteriyorsa abi FPS'imizi yüksek tutalım ki diğer başka arkadaşlar da oynayabilsinler yani. Zaten öyle aman ama inanılmaz fazla CPU yiyen ve sizin FPS'inizi zorlayan sistemlerimiz yok. Sistemlerden daha çok biz 2-3 senedir sunucu açıyoruz ve her sunucumuzda söylediğimiz gibi sosyal RP'ye önem veriyoruz. Bundan dolayı zaten maplerimizi bu şekilde IGS'ye görüyorsunuz böyle. IGS'nin yanındaki binalar görmüş olduğunuz gibi bu evleri tek tek kiraya vereceğiz bu arada arkadaşlar. Yani siz satın alacaksınız ya da günübirlik sizden para kesecek arkadaşlar. O şekilde bir sistem yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi yine bir tane daha otopark markası. Hemen arkasında abi şöyle güzel güzel evlerimiz var ve burada görüyorsunuz bir adet McDonald's'ımız var. Böyle şuradan içeri girelim abi. Kapılarımız böyle. Görmüş olduğunuz gibi güzel McDonald's'ımız var. Şimdi asıl maplerimiz ileride. Asıl göstereceğimiz yerler daha önemli. Burada görmüş olduğunuz gibi 3 tane halı sahamız var. Burada da böyle güzel bir modellememiz var. Kafeteryamız var. Yine bir tane daha böyle otopark markerımız var. Onun haricinde burada böyle güzel güzel yine satın alabileceğiniz arkadaşlarınıza güzelce rol çevirebileceğiniz evlerimiz, sitelerimiz mevcut. Böyle çok fazla yer var arkadaşlar. Ama şunu da söyleyebilirim. FPS'inizde herhangi bir düşüklük olmayacak abi. Ben buna %100 bir şekilde eminim. Düşüklük olduğu takdirde gelirsiniz abi. Loretta Roleplay'in zaten hem IP'si hem de Discord'da açıklama kısmında var. Destek odasına girerseniz ekibimiz size elimizden geldikçe yardımcı olacaktır abi eminim. Ama dediğim gibi FPS'inizin düşük olmasının imkanı yok. Buna adım kadar eminim. Buradaki şöyle map'imizi göstereyim abi. Burada da bug'lı bina yerine böyle değerlendirdik. Sonra ilk defa bir sunucumda Lux Cafe yok abi. Alabeli Cafe vardı yani bizim. Yusuf'la ilk böyle video çektiğim zamanlar yayınla açtı. Burada kafeteryada rol yapmıştık. Bıçak rolü. Meyve bıçağını bana dededen kalma diye yutturmuştu hani. Oradaki alabeli kafemizi kaldırdık abi. Böyle daha şık, daha güzel, daha çok alan kaplayan. Daha iyi bir mekan koyma gereği duyduk abi. Daha da güzel olduğuna eminim bence. Şimdi asıl kısımlar burası abi. Bakın şimdi. Böyle geldiniz. Abi PD nerede? Bak mesela PD nerede? PD'nin burada olması lazım. PD yok. Arkadaşlar PD tam bu arada. Görmüş olduğunuz gibi. Hani normalde karakollar zaten böyle halka açık bir alanın tam ortasında park diye durmaz yani. Böyle mahalle arasında falan olur gelenler. Biz de böyle PD'yi şöyle araya almak istedik. Şöyle yukarıdan da göstermek istiyorum. Normal yerinin tam bir... Aynen öyle. Normal yerinin tam karşısını aldık abi. Yer değiştirdik. Belediye binasını kaldırdık. Burada mesleğimiz olacak. Meslek araçları burada olacak. Ya da mesleği başka yere taşıyacağız. Burayı otopark olarak kullanacaksınız. Dediğim gibi burada sunucuyu... Galeri Ha, burada galeri mi olacak? Tamamdır. Demek ki galeriyi buraya taşıyacakmışız abi. Onun haricinde de böyle güzel bir map'imiz var. Şurada bir adet daha hepimiz var. Şurayı da şöyle göstereyim. Burada yan yana dizilmiş olan evleri görüyorsunuz. Bu evleri sunucunun her yerine yayacağız abi. Sürekli test ediyoruz. Nerede sıkıntı yaratır diye azar azar atıyoruz ki bir problem olduğu zaman problem olmadan önceki haline hemen geri döndürelim diye ufak ufak arttırıyoruz elimizden geldikçe. Ama şu ana kadar hiçbir sıkıntı olmadı abi. Onun haricinde burada yine doğduğumuz yer var ya abi. Sunucuya geldiniz, burada doğdunuz. Pat hemen hastane karşısında belediye binasıyla yan yana. Belediye binasıyla hastanenin yerini değiştirdik abi. Doğduğumuz yere getirdik. Daha ortak bir yerde.
abi. Daha tam orta bir yerde. Bence konumları daha güzel oldu. Şöyle yukarıdan göstereyim. Yani biraz değişikliğe gitmeye karar verdik. Abi şimdi her yerde aynı. Anladınız mı? Biraz böyle bir değişikliğe gitmek lazımdı. İnsanların biraz kafasını dağıtması lazımdı. Böyle güzel güzel değişikliklere gittik abi. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü büyük büyük binalarımız var. Şöyle güzel güzel. Aklınıza gelebileceğiniz kadar değiştirmeye çalıştık abi. Elimizden geldikçe de hala uğraşıyoruz. İnşallah eskisi gibi 110-120 çekeriz. Çünkü bu sefer daha da emek gösterdik. Bu sefer kurallarımız daha katı. Adminlerimiz de minimum 17-18 yaşında insanlar. Bu tabii ki yaşa bağlı bir şey değil. Fakat en azından yaşları biraz daha olgun olduğu için admin konusunda bir tık daha iyiyiz. Onu da söylemiş olalım. Şimdi şeyi de göstereyim ben size. Bir tane güzel mekanımız var. Tam şurada olması lazımdı. Bakayım. Burada bir adet otoparkımız var ve burada da bir tane striptease klubumuz var abi. Gelin bakalım ne var içeride. Buradan girdik abi. Görmüş olduğunuz gibi burada özel özel odalarımız var. Bunu sisteme eklenecek abi. Burada detaylı bir şekilde sistemde ne olacağını söylemeyeyim. Keşke kardeşlerimiz de izliyordur. Yani burada kafa dağıtacaksınız. Anladınız mı abi? Anlamışsınızdır herhalde. Burada da önünde de bir otoparkımız daha var abi. Oturmalık mekanlarımız var. Şimdi sunucudaki en gelişmiş, en garip gelecek yere gidelim. Size şöyle göstermek istiyorum. Şöyle yavaş yavaş gidelim abi. Bakın böyle binalarda birazcık değişiklik var. Görüyorsunuz bak, gittikçe değişiyor. Sağdaki olsun, soldaki olsun. Bak geldik iyice değişiyor. Bakın sahile geldik. Sahilin buralardaki ağaçlandırmalar olsun, şuradaki cim olsun. Bakın farklı farklı şeyler var abi, gördünüz mü? Bu tamamen devam ediyor bu arada bakın. Burası böyle karşısında adam hepimiz var. Burada da çok güzel sosyal apiler dönüyordu. Onun haricinde diyeceksiniz ulan burası neresi? Abi burası dağlı. Artık ne rolü döndürmek istiyorsunuz onu ona ben karar veremem ama burası dağlık bir bölge abi. Hani köyümsü, anladınız mı? Burada da istediğiniz gibi rol döndürebilirsiniz. Böyle gösterelim. Burada da böyle mapimiz var. Sahilimizde aynı bu şekilde abi. Feneri bu şekilde yaptık abi. Gayet güzel oldu bence. Elimizden geldikçe farklılaştırmaya çalıştık. Çünkü hep aynı şeyler, hep aynı şeyler insanı sıkar bir süre sonra. Bunu yapmamız gerekiyordu. Düşünüyordu kim yapacak, kim yapacak. Abi baktı kimse yapmıyor. Vurduk elimizi masaya, dedik ki biz yaparız. Bir değişikliğe gideceksek onu da dedim biz yapalım bari. Ekibimle beraber elimizden geldikçe değiştirmeye çalıştık. Bir tane daha otopark markamız var. Sahili şöyle biraz daha buraya doğru aldık. Hani buradan da denize girmek isteyenler olursa denize girsinler diye. Hani şöyle yukarıdan göstermek gerekirse şu şekilde gördüğünüz gibi abi. Sahilimizde çok 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 güzel. Görüp görebileceğiniz en değişik meta mapleri olabilir abi. Bunu da yine dediğim gibi biz getirdik abi. Şöyle gösterelim. Onun haricinde eksiğimiz olan şu anda bir tek galeri var. Galeri öyle çok zor bir şey değil arkadaşlar. Niye göstermedim? Çünkü mod ladder'ı değiştirdik. Eski mod ladder'da da sıkıntı vardı. Araç modlarımızı değiştirdik arkadaşlar. Araç modlarımız daha kaliteli ama galeriye göre uyarlamadığımız için şu anda galerimiz yok. Tabii siz bu videoyu izlerken biz galeri 5 kere baştan aşağı yapmış oluruz. Ben yine de size bunu söyleyeyim. Galerimiz var. Ancak şu anda hazır değil. Sunucuyu da tamamen hazır olana kadar açmayacağım diye Discord'dan duyurusunu geçmiştim. Ondan dolayı yaklaşık bir aydır falan 20-25 gündür bekletiyoruz sizi. Yani beta sürümü olarak açıp da sunucuyu sürekli ufak ufak bakımlara almak yerine sizlere çok azıcık daha bekletip kusursuz bir sunucu açmaya çalıştım. Elimden geldikçe onu da şu anda yaptığımı düşünüyorum bence. Şöyle bir sürü güzel, mesela burası donate abi. Araç modlarında şu şekilde, örnek mesela bir tane araç modu görmüş olduğunuz gibi. Bu tarz bir sürü arabamız var ve tüm araçlarımız kaliteli. Yani donate arabalarla marketteki arabalar aslında kalite olarak aynı. Tabii ki sadece aralarında hızlar olsun, çok ufak daha araçların sportluğu olsun. Onlar fark ediyor. Böyle slash marketlere göstereyim abi. Donate araçlar işte Maserati, McLaren, R34, GTR, Hummer, Challenger, Ford Mustang, helikopter vesaire. Fiyatlar da çok çok uygun. Helikopteri bile 100 lira yaptı. Silah fiyatları ucuz değil. Çünkü ucuz yaparsak abi bu sefer herkes alır. Benim de ne kadar Gun RP'ye karşı olduğumu biliyorsunuz. Skinlerimiz burada artacak. Daha doğrusu şöyle olacak. Siz bize skin'i atacaksınız. İstediğiniz skin'i atacaksınız. Biz burada kişi başı 15'er TL'den sunucuya yükleyeceğiz. Skinleri de o şekilde yapmış olduk. Burada da seviye 4'e kadar VIP'miz var. VIP'lerimizin de fiyatları gayet uygun. Araç tekstür sistemi var. Yani böyle Sultan'da mesela mod yok abi. Sultan'a aldığınız zaman internetten siz Sultan'a bir tane kaplama ayarladıktan sonra veya kendi kaplamanızı yaptıktan sonra sadece 15 TL vererek kendi tekstürünüzü aracınıza yükleyebileceksiniz abi. Onun haricinde görmüş olduğunuz gibi bir sürü şeyimiz de var abi. Başka başka gelelim. Neleri tanıtabiliriz Enes Yalman? Arayüzler var. Mesela scoreboard gibi. Scoreboard'umuzu da şu şekilde gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi aşağıda Emniyet Müdürlüğü de var. Devlet Hastanesi de var. Trafik Vakfı da var. En yakın zamanda oraya TRT'de eklenecek. Dörde böleceğiz. TRT'de eklenecek. Abi mesela siz PD'siniz. Zatınızı açtığınız zaman aşağıda Emniyet Müdürlüğü'nde biri yazacak ve scoreboard'da da isminiz mavi olarak gözükecek. Devlet Hastanesi'ne çalışıyorsunuz. Zatınız açık olduğu zaman isminiz kırmızı. Trafiğe çalıştığınız zaman da isminiz sarı olarak gözükecek scoreboard'da. Onu da o şekilde gösterelim. F2 panelimiz klasik abi. Rapor atabildiğiniz. F4'te mod kapatma sistemimiz var. Buradaki araçları tam
Tamamen görüyorsunuz abi, bakın kaç tane araba, kaç tane skin var. Aklınız hayaliniz durur abi. Bir sürü modumuz var ve FPS'iniz ona rağmen çok çok iyi olacak. Ben adım kadar eminim buna. Onun haricinde F6, F7. Görmüş olduğunuz gibi crosshair panelimiz var abi. İstediğiniz crosshair'ınızı buradan yapabilirsiniz. Onun haricinde F10'umuz da bu şekilde arkadaşlar. Ataşehir tekel bayimiz de var abi. Ataşehir'de oturanları iyi bilir. Gerçi burada bir sürü Ataşehir tekel bayi var da. Hangisi işte? Burada tekel bayinin tam oturmalık mekanı vardı. O neredeydi? Bakın abi, tekel bayinin burada. Gelin abi, tekelden alın içeceğinizi. Oturun burada arkadaşlarınıza, yapın rolünüzü işte zaten. Yani sunucunun her yerine oturup da sosyal RP yapabileceğiniz alanlar eklemeye çalış elimizden geldikçe. Onun haricinde çok basit basit sistemler de var. Hani göstermek istemiyorum. Bisiklet kiralamaları, araba kiralamaları. Mesleklerimiz de tabii ki var. Karpuz mesleği var, portakal mesleği var, kenevir var, o su var, bu su var, met var. Aklınıza gelebileceğiniz kadar meslek var. Normal legal mesleklerimiz de var. Pizza, minibüs, taksi, dolmuş, tırcılık, otobüs. Bunlar da tabii ki var. Yani dediğim gibi gerek yok göstermeye. Onlar çünkü çok basit şeyler. Ben daha sunucunun neleri garip, sizin gözünüze neler iyi gelebilir, hoş gelebilir. Ben bunlardan bahsetmek istedim. Arkadaşlar, bizim tanıtacağımız şeyler şimdilik bu kadardı. Siz izlerken biz bir taraftan hala sunucuyu elimizden geldikçe geliştirmeye çalışıyoruz. Biz bu videoyu şu anda sabah çekiyoruz. Siz bu videoyu Perşembe günü izleyeceksiniz. Cumartesi günde saat 6'da açılış olacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Kendi kanalımda da bir tane daha paylaşacağım. El birliğiyle Loretta'yı çok güzel günlere taşıyacağız arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Gönlünüz rahat olsun. Elimden geldikçe en iyisini yapmaya çalışacağım. Dediğim gibi Loretta'yı da hiçbir zaman kapatmamıştım. Bakıma aldığımı, Loretta'nın devam edeceğini üstüne basa 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 söylemiştim. Loretta'nın ismini almaya çalışanlar olmuştu. Onlara izin bile vermedim. Yani dediğim gibi Loretta'yı çünkü baştan ben bakımına aldığımı, ben Loretta'yı baştan açacağımı söylemiştim. Vallahi benim diyeceklerim o kadardı arkadaşlar. Sadece şuna emin olun ki Loretta eskisinden çok daha iyi bir sunucu olacak ve sizlerin desteğiyle de Loretta'yı eskisinden 1000 kat daha iyi bir sunucu haline getireceğiz. Bir öncekinde 120 çekmiştik. Bu sefer 220 çekeceğiz arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız like atabilir, yorum atabilir ve en önemlisi abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Boy boy. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Witcher Roleplay'deyiz. Yanımızda Kalaş ve Yigoza var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyi dolaş. Ben deyim. Senin sesle bazen bir problem olabiliyor. Haberin olsun diyeyim. Tekrardan o yüzden hoş geldin demek istiyorum. Hoş buldum. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Sunucunun konseptinden bize kısaca bahsedebilir misin ki? Tabii sunucumuz global hard concept. İstanbul'da geçiyor. Tabii her türlü bir rol yapabilirsiniz. Sunucumuz ekip ya gelen ekiplerimize birlik yardımlar, gereken yardımlar yapılıyor. Sizin videonuzda da bir çekiliş yapmayı düşündük. Bugün sunucu aktif. Kaçta aktif? Bugün sunucu saat 8'de aktif. Size kapılarımızı açıyoruz. Daha önce de beta'daydı. Beta'dan çıktık. Yani bütün hesaplar sıfırlandı. Yepyeni sistemlerle karşınızda olacak. Ve bu Nissan GT-R ile Mustang GT-R'ı sizlere hediye edelim. Bu katılmak için ne yapmaları gerekiyor? Discord adresine gelip çekiliş kanallarına erken bilgileri aynen. Yazmaları gerekiyor. Çekiliş kanallarına kullanıcı adlarını yani oyuna kullanıcı ismini ve size abone olduğuna dair bir fotoğraf isteyeceğiz. Akar. İstiyorsan yavaştan sistemlerle, maplerle bize neyi tanıtmak istiyorsan yavaştan geçelim. Evet abi, buraya geldik. Buradaki mevzu ne? İkinci el pazarımızı, araçlarını satılığa çıkartıyor. Arkadaşlar, Yigoza'nın sesi bazı teknik hatalardan dolayı az geliyor. Yigoza'ya da yakın konuştukça arkadaşlar uzak konuşmayı tercih ediyor. O gene elinden geldiği kadar yakın konuşacak mikrofona. Burada nasıl araba satabiliyorum? Bana bir araba çıkartacakmış abi. En iyisi böyle tecrübanlık değil mi? Furkan hoş geldin birader. Vaa, Furkan kardeşimiz gelmiş, hoş geldin. Evet Yigoza'cığım, indirdik kanki arabayı. Bunu benim üstüme mi indirdim? Aa adam, BMW kardeşim, sunucunun Q-Seri. Konuş dedim, ha burada arabam çıktı, fiyat diyor mesela 31 dolara satmak istiyorum. Aracı satılığa çıkarttınız, espri. Bunu almak isteyen de ha buradan geliyor, satın alır, bir tıklıyor abi. Tabii kendime ait olan aracı alamıyorum. Buradan satın alabiliyoruz arkadaşlar. Gayet tatlı bir hoş sistem olmuş. Bu arada sunucu tekrardan hatırlatalım. Bugün saat 8'de sizlerle beraber kapılarını sizlere açıyor. Bence güzel bir sunucu çıktığına inanıyorum. İstiyorsanız diğer sisteme geçelim. Arkadaşlar, Aynen. videoda Yigoza'nın sesini duyana çeyrek altın ödülümüz var bu arada abi. Valla kanka bağırıyorum da işte arada kaçıyor. Sıkıntı yok, sıkıntı. Böyle bir map'e geldik bu arada. Burası neyim? Galeri mi kayın? Burada IC rolsel olarak oyuncularımız IC parayla alır. İstediği bir alışveriş nasıl diyeyim size? Yani İster çok düşük galerici anlamda. yapar, ister tefeci yapar kardeşim. Burada güzel tefeci rolleri döner ama. Yani şimdi birlik alımlarımız devam ediyor.
Tabii bu video yayınlandığında daha önceden bize başvuru yaparlarsa daha mantıklı olur. Server için elimizden geleni yapıyoruz. Öbür bir sisteme geçelim. Öbür map'e. Tabii. Nerede bu? Tabii sisteme gidiyoruz arkadaşlar. Map'i boş verdik. ID'yi. Hem sistemmiş hem map'miş arkadaşlar. Gozan'ın sesi az geldi. Tecrübanlık yapmak zorundayım. Şimdi abi. Burada kahvehanemiz varmış. Bilindiğinden farklıymış. Sandalyeye oturabiliyorsunuz. Sandalyeye oturabiliyormuşuz. İşte burada güzel roller döner bence. Zar atma rolleri falan güzel döner. Sen de tam hatırsızına benziyorsun lan Yiğit. Karakteri tam hatırsız değil mi? Tecrübenlik yapma Allah'a çarptın. Ha tecrübenlik mi siz sana? Kanki ne yapayım, adamın sesi az geliyor. Konuşacaktı, vazgeçti arkadaşlar. Tamam gel kanka, ben sana halledeyim ya. Susuzluğumuz sıfır aldı. Burada su şişesi varmış. Sebil diyorlarmış buna. Doldu mu kanki? Oh, oh. Şeyini yapsanıza, kola almalı olan olsun. Anladınız mı? Pizza almalı olsun böyle. Güzel olur. Anladım dedi. Aslında düşünüyoruz. Yapacağız da. Sen yaparsın yani. Şimdi bir sanayi mapimizi göstereceğim. Tabi. Güzel bir sanayi sistemi. Bayılırız abi. Akar. Tabi. Türk oyuncular için sanayi sistemi. Vaa. Wow. Ben burayı ilk defa gördüm ha. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya OC mi IC mi alıyorlar? Tabii ki de IC alıyorlar. Bizde OC yani mekan satışlarını sadece mafyalı, yani nasıl diyeyim size, büyük bir mekan. Malikane. Ve girişi arka kapıdan girişleri de var. Boya işleri burada dönüyormuş. 10 numara olmuş kanki bu arada. Vallahi çok hoşuma gitti bura. Bir şey yani. Elimizden geldiğince diyorsun ha. Ya burada da tabii IC roller döndürecek bir mapimiz var. Bakalım. Daha interior olacak. Çünkü bir IC şekilde gelecek bir kişiye satmak istiyoruz. Ve içeride kasino rolleri dönecek. Kumar, ha, kasino rolleri dönecek ve IC bir şekilde satacak, vereceksiniz abi buraya. Güzel bir birliğe vereceksiniz yani. Değil mi? Evet. Şöyle de motel rolleri döndürecek. Yani motel sistemi getireceğiz. Yani istediğiniz gibi ev kiralayabilirsiniz Fiverr'daki gibi. Yani misal diyeyim, araç getir kalkacak. Onun yerine belirli bir yerlerde araba çıkartmanız için bir şey olacak. Anladım. Daire olacak. İşte vale sistemi vardı. Sizde evet hala evet. Duruyor. Aracı çağır diyorsun. Abi araç karşıdan geliyor. Tak tuka tak tak. Araba ne biliyorsun. Ki hatta susturucu falan da açıyorsun arası. Burada araçlarımızı merak eden tabii ki oyuncularımız var. Oraya bir götüreyim seni. Tabii. Dünyadan Yigoza Bey'e sesiniz gelmiyor şu sıralar, haberiniz olsun. Konuşmuyorum zaten. Arkadaşlar konuşmuyormuş zaten. Şöyle bir bakabilirsin, Tesla, Audi, BMW. Baba Mercedes-Benz Sprinter yanar. Tesla'mız var. Hazır kıyafetine de uyuyor. Kanki bas konuştusun, öksürürken neden mikrofona bastın? Yanlışlıkla bastım. Matbek nereye? Bu arada Clash arkadaşımız, sevdiğimiz bir kardeşimiz Clash. Yarın açılışta ben de olacağım arkadaşlar. Hep beraber buluşalım burada. Herkesi bekleriz. Devam edebiliriz kendi. Bir sanayi yani çekiciler için tabii burada büyük bir, yani nasıl diyeyim size, 5 kişi, 10 kişi, yani 3-4 kişi arkadaşça gelecek arkadaşlara bu mekanı vereceğiz. Verelim kanka. Verelim. Rol yapacak. Arabalarını buraya getirecek. Ücretli bir şekilde çekilen araçlarını buradan alacaklar. Ama kanka hangi yürü sığsın buraya ya? Ama sistem yapılabilir. Evet. Belki hani elevator olur, bir şey olur. Oradan içine konulur. Doğru, güzel bir şey olabilir. Yani şöyle bir IGS'imizi göstereyim. Ya arkasındaki tabii. Güzel bir mapimizi göstereyim. Shell kardeşim. Neydi? Benzin Shell'den. Manitayı neydi? Bilmiyorum. Opet'ten ama. Shell'den değil mi yolu mu? Dur. Furkan kardeşimiz oradan hemen söylüyor. Neydi kanki? Benzin Shell'den. Burası da kahve deryasıymış abi. Kahvelerinizi buradan alabiliyorsunuz. Belki görmüş, görmediğimiz var. Burada şu alt geçit kapalı. Daha iyi, daha şey sempatik. Bunu yapmayı düşünüyorum. Hmm. Bu salon çevirmeleri için her şey yapıyoruz yani oyuncularımız. Buradan araçlar, ha buradaki şeyi kapat. Dur bakayım arabamı çek.
Araç satılık diyor la. Satılık araba çıkmış yani. Neyse önemli değil. Ha buradan dimdirek eski yoluna bağlanıyor değil mi? Aynen öyle. Yani daha Anladım. çok mu güzel gösterdim? İsterdim tabii şu an Vakitlisin. müsait. Son bir mapimi göstereyim. Ardından bir sistemlerimize geçelim. Tamamdır hocam. Burada da gemimiz var abi. Yanar. Yani gemi var. Burada da sosyal rol çevirecek bir mapimiz var. Hadi bakalım. Dünyadan Yigoza Bey'e ait rastgele bir yere çekmiş arkadaş. Öldüm. Aşağıda bir yazı geldi. Evet. Öldünüz. Bildirim göndermek. E'ye bastım abi. Ha, hastaneden medikalden gelecek hemen kap başlıyor. Tıp 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 tıp. Sana kalkacağım kardeşim. Aa ne olmuş? Ha, geçici hafıza kaybı. Tadi polis emre geldi. Beni Allah'ın rızası için revirebilir misiniz dünyadan Yigoza Bey'e? Beni bir daha öldürecekmiş arkadaşlar. Öldüm. Öldürüyoruz ama kusura bakma. Yok estağfurullah kanka ne demek. Beni öldürdüğü için kusura bakma dedi. Beni kaldırıyormuş arkadaşlar. Kalktım kanki. Ölme devam ediyor. Ha sen beni medikal şeyle kaldırdın. Anladım kanki okey. Aynen. Medikalciler arkadaşın yanında rolser olarak bayılan kişiyi uyandırabiliyor. F1 panelini ben inceleyeyim. Mekanik diyor abi. Ha bu arabanın içindeyken kullanabiliyoruz. Arabanın motorudur, kaputudur, falandır, filandır, el frenidir. Açıp kapatabiliyoruz. Kimlik işlemleri diyor. Kimliğimi göstertebiliyorum. Ehliyetimi göstertebiliyorum. Furkan gene kaynatıyor. Kelepçe çözebiliyorum. Kelepçeliyebiliyorum. Kucaklayabiliyorum. Kucağıma alabiliyorum. Markete girebiliyorum. Vaa market sistemi de güzelmiş. Yanar. Farklı bir market sistemi var. Furkan, aşınıyorsun sen. Tamam kardeşim. Yat bir daha yat yat. Olmuyor la omuz çalışmıyor. Ha, aynen kanki böyle kal. FB kullanıcımızı görebiliyoruz. Telefonumuzu açabiliyormuşuz ama benim üstümde telefon yok. Yüzif Allah belanı vermesin. Sal beni. Marketi açmıştık zaten. Furkan kafamızı allak bullak etti. Nah çekebiliyormuşuz abi. Yüz ifademizi ayarlayabiliyormuşuz. Sarılabiliyormuşuz falanmış filanmış. Zaten arkadaşların birçok videosu var kanalımızda. Onları da açıklama kısmına koyalım. Diğer sistemleri oradan görebilirler diyelim. Aynen Yigoza Bey öyle. eklemek istediğiniz son bir şeyler var mı? Arkadaşlar dedi ki bakalım. Neyimiz kalmış? Öncelikle nelerimiz kalmış ki? Nelerimiz kalmış? Nelerimiz kalmamış ki? Evet Emir seni dinliyoruz kanki. Öncelikle şöyle oyuncularımız için yani elimizden geleni yapıyoruz. Yani saat 8'de açılacağımız sunucumuza tüm herkesi beklerim. Çıkıp çıkıp gelin. Çıkıp çıkıp gelin diyorum diyorsun yani. Zaten geldiğiniz Gerekirse zaman birçok map göreceksiniz. Mesela karşımızda bile gene çok güzel bir mapimiz var. aynen gerekirse babanızı da alın gelin, ailenizi alın gelin. Kafanıza göre. Biraz saçmaladım da arkadaşlar diyor arkadan. Arkadaşlar. Yine abi akrabaya girip meta oynayalım. Bugün 13 Kasım arkadaşlar. Bugün babanızı alıp sunucuya gelme zamanı. Baba gel meta oynayalım. Düşünsene benim çocuğum beni roleplay çağırıyor. Evet bu arada benim doğum günüm 12 Kasım'daydı. Teşekkür ediyorum. Doğum günümü kutladığınız için arkadaşlar. Onu Doğum günü hissettim ben. kutlu olsun. Sağ ol kardeşim. Hep beraberince sağ ol arkadaşlar. Ben yavaştan bitiriyorum o zaman. Arkadaşlar video izlediğiniz için hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sunucunun IP ve Discord adresi açıklama kısmında. Furkan kardeşim de doğum günümü kutladı. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Allah bu akşam 8'de buradayız. He. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Şener. Bugün sizlerle beraber 99 roleplay'deyiz. Kendi sunucum bildiğiniz üzere. Yaklaşık 2 gün önce bir tanıtım videosu çekilmişti zaten. Tanıtım videosunu izlemediyseniz aşağıya bırakacağım linkten tanıtım videosunu da izleyebilirsiniz. O zaman role gidelim. Hiç söylemiyorum rolde olacak. Biraz sürpriz olsun. İzleyelim ve görelim bakalım neler olacak. Bu arada video aralarında konuşmayacağım. Rol serisi uzun olduğu için dizi halinde gerçekleştireceğiz rolleri. O yüzden hiç video aralarında konuşmayacağım arkadaşlar. Ve başlayalım. Dostum aldın mı paketi? Aldım aldım. İyi hadi gidelim o zaman. Hava bugün Of güzel ya. of. Aynen ya. Valla motor kalmamış. Baksana herkes pakette işler yoğun bugün. Evet. Parası güzel olunca böyle olur. Şöyle koyalım ya. Şöyle başlayalım. Bunlar bizimkiler değil mi ya?
Bizim Gürseller galiba bunlar. Biz yanlış yere gidiyoruz. Yanlış yere gidiyoruz. Yanlış yere gidiyoruz. Rotayı... Rota bu tarafta ya. Dostum çok yavaşsın. Diyor dostlara veriyor. Getire gelin, getire. Ya ne getir hadi ya, bak şuna. Mala bak, getire gelin diye. Ne oluyor burada ya? Allah, mevzu var galiba. Kardeşim getirem al. Dostum basacaksın mı gaza? Bizim biri gelmiş galiba pakete ya. Vallahi hava da sıcakmış. Şuradan sağa dönelim. Bizim kurye çok yavaş aga. Bu şekilde gitmez ya. Dostum hadi, seni beklemek zorunda değilim ben. Orada bir şey var kesin ya. Çok yavaş gidiyor. Şerefsizler yavaş vermiş. Go-kart sürmüyorum dostum. Motor kullanıyorum. Neyi yavaş? Hop hop. Efe, videoyu burada durduruyorum. Bizimkisine bak ya. Yavaş dedik ama bastı. Hayvan gibi gidiyor. Hani yavaş gidiyordu lan motor? Sözde yavaş gidiyor motorun. Sözde yavaş gidiyor mu motor? Allah. Ooo Gürsel. Geri geliyorum, kimleri? Vay 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 vay. Selam. Nasılsınız, iyi misiniz? Kolay gelsin. Oğlum yaşıyorsunuz mu siz ya? Uzun zamandır görüşmüyoruz. Vallahi bizim şirket battı da kapandı ya bir ara. Vallahi biz de getire girdik işte Mert'le. İyi. İsmin ben neydi ya? Gürsel'i tanıyorum da senin ismini unuttum kanka. Benim ismim Barış, Barış. Battı mı sizin şirket? Ne oldu? Battı, kapandı işte ya. Bizim müdür kapattı. Şimdi Allah, ben geri açtım ya. Parayı ben verdim. Yurt dışında çalışmaya gittik biz. Gürsel. Parayı verdim, geri geldik buraya. Açtık Allah şirketi. Şimdi olaylar biz uzun ya. Biz sizde, senle Rüzgar. Çalışıyorduk ya trenç yolda. Hı hı. İşte sonra ben yurt dışına falan çektim. Barış'la. Orada işte paraları biriktirdik işte. Sonra geldik burada, getir şubesi açtık. Yani bilmiyorum nasıl fikirdi ama güzel fikir bence. Vallahi güzel bence fikir de güzel. Ben normalde sizin olmasa ben yemin ediyorum ekmek vermezdim getire burada yani. Vallahi trend yoldaki şube benim. Yani getir. Zaten geçen gün şey duydum, yemek sepeti de gelebilirmiş. Şehre yemek sepeti de gelebilirmiş. Arkadaşlar burayı özellikle söylüyorum. Yemek sepeti de gelebilirmiş. Trenç oldu zaten. Valla dostum, şimdi şeyler var, siparişler var, siz nereye gidiyorsunuz? Size var ya bir tane ya, şey, petrolün orada. Valla biz de oraya gidiyoruz, sipariş verdiler. Şu ilerideki olan mı? Aynen. Şu petrol var ya şu ileride de. İyi, yürüyün beraber gidelim, sohbet muhabbet edelim o zaman. Beraber gidelim, sonra şey yapalım. Şuradaki şey, tamam tamam. Aynen, oraya aynen. Var ya ileride. Siz oraya gidin. O kafede oturuyor. Sen niye buradan gelirsen artık valla? Yanlış yola girdik herhalde. Gelin ya. Sizi adam bize... Ya. Bırakalım da kahve içeriz öyle. Adam bize iyi küfür edecek ha. Hepsi oldu size. Şuraya bak ya. Getirle Trendyol kardeşi ya. Aga. Adam o kadar herhalde ikinci zaman. Bence aynı kişi sipariş etmişti onları. Ama her zamanki gibi Trendyol daha hızlı abi. Valla bu arada beyler, Trendyol gerçekten de getire göre daha az. Ay, nereden almışız abi ya siparişi herhalde? Selam bayım. Herhalde bizim de bura. Sipariş sizin miydi? Kolay gelsin. Merhabalar. Siparişleri beyefendinin. Motor düştü motor. Yürsel.
Motor düşüle kaldı şunu. Allah. Vay. Poşet değilim abi ya. Kızlar yaşandı biliyorsunuz mu? Beyefendi. Motorla birimiz kaza yaptı, o yüzden biraz geç geldik. Siparişiniz burada. Buyurun beyefendi. Ödeme zaten online olmuştu. O yüzden hiçbir şey ödeme almıyorum. Online yaptınız değil mi ödemeyi? Evet, aynen online'dı. Bizim burada online gözüküyor. Tamam. Bizim görüşürüz beyefendi. İyi akşamlar. Görüşürüz efendim. İyi akşamlar. İyi günler dilerim. Hoşça kalın. Görüşürüz efendim. Şeye gidelim. Ya. Kahve içmeye uygunsanız bu sefer seninle şeye gidelim. İlgisenin oradaki. Pablo Artisan var, benzinliğin oradaki, oraya gidelim. Evet evet, oraya diyorum ya, oraya diyorum zaten, benzinin oradakine. Tamam gelin gidelim o zaman, bir kahve ısmarlayıp size. Ne ısmarlayacağım ben, onlar ısmarlayıp. Şuraya motorları koyalım. Tabii. Patron olunca böyle oluyor. Koy anasını satayım kahveni de iç. Evet. Bir de kapatılan motorlar da benzinden çok pahalı oldu biliyorsunuz. Zam geldi bir süre. Tabii ya. Benzin olmuş 15 lira. Arkadaşlar valla benzin oldu 15 lira. Mazot desen hani benzinden biraz daha yüksek. Yemin ediyorum. Arabayla hiçbir yere çıkamıyorum. Kahve alayım şurayı. Eyvallah bari. Ben bir kahve aldım. Çay var mı çay? Alalım şöyle. Eyvallah kahve var. Bir tane kahve, Türk kahvesi alayım. Bir tane de su alayım. Tamam. Hocam bana bir tane çay ver. Çay yok. Tam Türk genç ya. Çay istiyor. Kahve ver. Kahve. Aman akutum ne? Çaysız mekan mı olur abi? Ya burası... Çay yok muymuş? Elit kafe kardeşim, ne çayı ya. Allah Allah. Kağıthane midir nedir abi? Ya fazla oturmayacağız zaten ya. Abi o değil de bir yerden sipariş vermiş amına koyayım. Kaç kişi bunlar? Valla ya bence tek bak, yok yok benim tahminimce bunlar bu aralar şey yapmaya başladı yani. Trend yolla Yeter'i düşman etmeye çalışıyorlar galiba. Geçen gün de aynı muhabbet olmuş. Hani herkes ay, ay, ay. Aynı yerden sipariş veriyor. Hatta geçen gün en son bizim elemanlar kavga etti ya, yemek getir sizinkilerle, sizin elemanlarla benim elemanlar kavga etti geçen ha. Aynı yerde sipariş veriyorlar aynı bugünkü gibi, oradan sonra tartışıyorlar motorlar falan derken bir kavga çıkıyor, bana da haberi bugün geldi. Yani sen de söyle. Dün haberim oldu. Aynen aynen, sen de söyle Gürsel de hani biraz şey yapsınlar ya, böyle şimdi biz aynen, aynen abi. Aynen. Bu şekilde kavgayla gitmez yani. Sen uyar. İşte elemanlar elemanlar birbirini tanımadığı için yani kavga etmişlerdir. Söyleriz. Siz de söyleyin de. Ha, olay tatlıya bana sıkıntı. O konuda sıkıntı olmaz. Mert abazalık yapma oğlum. Abazalık yapma. Valla baksana hiç durmuyor bizimkiler. Ben de kaçayım. Bana müsaade. Daha bir ton iş var. Kahveyi ödersiniz artık. Ben kaçıyorum. Allah'a emanet. Görüşürüz tamam, buradan. Mert hadi kalklan. Hadi sipariş bekliyoruz. Abi abi. Sipariş geldi. Sipariş geldi abi abi. Umuz var. Ödeyelim. Hazır şu hesap edeyim. Nasıl kilitledim? Bildirim geldi bildirim. Nasıl kilitledim ama. Arkadaşınız olsa da. Salak oğlum bunlar. Ben bunu ne zamandır tanıyorum bunları. Olayı abi senden korkulur ha. Ne sandın oğlum? Seçinemedim vallahi böyle yapacağım. Tabii. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. İlk bölümümüz bu şekildeydi. En başında söylediğim gibi dizi olarak devam edecek zaten. Bakalım bundan sonraki videolarda ne olacak, ne bitecek. İzleyelim ve görelim. Allah'a emanet. Görüşürüz.
Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Savaş Roleplay'deyiz ve yanımızda Batu kardeşimiz var. Hoş geldin kanki. Hoş bulduk kankam, sen de hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. Umarım güzel bir sunucudayızdır diyerek niyet ettik ve girişimizi yaptık. Ben güzel bir sunucuda olduğumuza inanıyorum abi. Gerçekten böyle bir hissiyat var bugün içimde. İnşallah güzel bir sunucudayızdır. Kankam ilk öncelikle hoş geldin dedik gerçi değil mi? Şimdi sıradaki mevzu sunucunun konsepti. Sunucumuz Global İstanbul'da geçiyor. Hani rollerimiz hard. Ekonomi aşırı olmayacak şekilde medium. Hani oyuncularımızı sabahtan akşama kadar para kasıp da sıkmak istemiyoruz. Sunucumuz komple hani eğlenmeye odaklı bir sunucu. Hani girip de burada sabahtan akşama kadar para kasıp kimsenin sıkılmasını istemeyin. Ona göre ekonomimiz o şekilde yani. Anladım abi. Sunucumuz sesli. Aynen öyle. Sunucumuz sesli. Yazılı isteyen, sesli isteyen yazılı. Bu arada arkadaşlar şöyle Z'ye bastığı zaman yukarıda değil aşağıda bir sembol çıkıyor. Bilginiz zahirinde olsun. FPS değerlerinde gayet iyi. 95 FPS, 90 FPS, ENB olduğu halde. Yani ENB olmasa 99 sabit kalır. Meta en fazla zaten 99-100 veriyor biliyorsunuz. İstersen sistemlerle, istersen maplerle, şu güzel kardeşim, bu güzel kardeşim dediğin şeylerle yavaştan başlayabiliriz. Beni çekebilirsin. Ekranım var arada suyun altında olduğum için. Hemen çektim seni. Şöyle bu burada bir kum mesleğimiz var. Direkt slash kum toplayla topluyoruz. Sen yaz komutu, ben onu free atacağım. Hızlı gösterelim. Tabi. Arkadaşlarımız gelip kendileri görsün. Buradan kumu topluyoruz abi. Nereye götürüyoruz? Buradan F11'de zaten işleme ve satma bölgeleri mevcut. Kumdan cam yapıyoruz ve satıyoruz. Ben çekeceğim hemen seni bir saniye. Tabi. Bir çuval kum toplamışım abi. Şöyle buradan kumu işliyoruz. Fabrikaların olduğu kısımda. Kum işleme. Yine F11'de okay. Hemen geliyoruz. Şurada geçemedim. Şuradan hemen pazarlığımızı yapıp camımızı satıyoruz. Cam satma iyi. Pazarlık yapıyormuşuz. Bu da aşırı bekletmiyor. Neden am freeze atıyor deyip duracaksanız öyle aşırı da bekletmiyor. 2000 temizinden aldım abi. Oyunumuzun sesini de açalım. Duyalım abi. Allah yani. Bereket versin. Dertemiz. Tabii siz böyle bir tane toplamayın abi. Gidin 20-30 tane toplayın. İşleyin şeyi satın. Doğru muyum? Aynen öyle yani. Bir sınır yok toplama sınırı. Envanteriniz ne kadar alırsan seni İGS bölgemize çekeyim hemen. Tabii ben de oradaydım zaten. Tam İGS'nin önündeyim abi şu an. Valla farklı bir İGS. Starbucks. Aynen. Defa gördüm bak bu GS'yi. Açık bir GS'miz var. Bu şekilde içeride NPC'ler mevcut. Standart NPC sanırsam bakmama gerek aynen. Yok. Aynen. Ekstra bir şey yok. Şöyle yanda hemen Starbucks'ımız var. Gördüm orayı orayı. Sosyal rol için efsane bir. Aynen öyle. Selamun aleyküm kardeş. Mokko kokko bir şeyler versene bana abi. Gittim ben geri ama güzel bir sistem vardı orada. Boştan yere mi çıktım? Aynen öyle. Çek kanki beni sana zahmet. Ben de çıktım, öyle çok ekstra bir şey yok. Görmüşsünüz anladım. Zaten arkadaşlar daha önceki. Starbucks paneli mi? Aynen öyle, ekstra bir şey yok yani. Biliyoruz kanki onu. Ama gene de ben bir göstermek istedim onu ya. Çünkü çok güzel bir sistem. Hemen gösterebilirsin içeriden. Sen gideceğin yere git abi, beni direkt çekersin. Hah şöyle arkadaşlar. Çok tatlı bir sistem. Buraya mesela farklı şeyler de eklenebilirler yeni zamanlar. Aynen öyle. Çekebilirsin abi sen. Burada hemen İGS'nin karşısında bir park map'imiz mevcut. Yanında hemen bir sosyal olarak bir parti mekanımız var. Sizin çimler falan da farklı ha. Yani biz biraz oynadık farklı. Çok ekstra bir şey yok yani ama görmüş olabilirler bu arkadaşlar. Ben ilk defa gördüm bu tarz çim. Güzel olmuş. Şöyle hemen EM kısmına çekeyim. Sonucumuz da PD değil. Türk İstanbul'da geçtiği için EM var. Ya ben artık videolarda şey de soracağım. Çok geliyor bu soru. Admin alımı var mı? PD'nin başı var mı? Aynen. EM alımımız üst yönetim olarak şu an var. Hani yönetim ekibimiz çalıştıkları için ilgilenemiyor. Bir yönetim ekibi arıyoruz EM'e. Artı olarak admin alımlarımız da. Anladım. Duydunuz arkadaşlar. Artık bana sormayın. Çünkü ben çok fazla sunucuya giriyorum çıkıyorum. Hangisinde var hangisinde yok unutuyorum. Artık videolarda sizler için soracağım. Burada da normal hükümet binamız var abi. Burada işte geliyor. Oydan'ın kızı bana verdiğiniz için teşekkür ederim falan diyorsunuz. Çekebilirsin abi. Hemen ben seni biliyorum mesleğimizde. Sunucumuzda en çok kullanılan legallerin en çok kullanıldığı meslek diyebilirim. Karlı böyle çektim hemen seni. Şuradan. Heh dur. Mesleğe giriş yapabilirsin. Slash tavuk. Sunucumuzdaki low body araçları da göstermek isterim. Bunlar IC parayla satılıyor. Hiçbir şekilde donate değil. Aa. Güzelmiş bunlar. Şöyle şuradan girelim içeriye. Girelim abi. Arkadaşlar yine işten geldim, yorgunum. Haberiniz olsun yani. Yusuf neden koltuğa az bir şey yatmışsın demeyin. Ben de böyle rahat ediyorum abi ya. Flying var, uçabilirsin bu arada. Tavuk almaya başladınız lütfen bekleyiniz diyor. Bekleriz abi, bizlik sıkıntı. Bir tavuk, iki tavuk. Maksimum 20 tane alabiliyorlar üstüne. Ben 3 tane aldım, yeterli mi?
Yeterli ya, şöyle gösterelim. Arkadaşlar çok öyle detaylı göstermiyoruz. Gelip kendiniz görürseniz sizin için daha iyi olur. Zaten meslek göstermeye karşıyız arkadaşlar. Yani bu bizim için artık bir politika. Bir tane parçaladım abi. İki tane parçaladım. Hadi tamam. Üç oldu. Hadi hadi. Hadi birader. Üç oldu. Bir seni zaten hiçbir şekilde komut hatalı değil. Direkt eyle topluyorum. Aynen aynen. Hiç öyle komut gerektiren bir şey değil. Tamamdır abi. Paketledik. Şöyle hemen oyuncumuzu rahatsız etmeden şuradan getirme hepimizin arkasından satıyoruz topladığımız tavuk. Tavuk sert. Hop 4500. 3 taneden 4500 veriyor arkadaşlar. Yani tanesi ne kadar veriyor? Legal bir meslek için 1500 veriyor tanesi. Çok iyi bir fiyat yani bize göre. Harbi la, ben niye hesaplayamadım 1500 verdiğini? Bu kadar kötü matematiği. Allah Allah. Hemen ufaktan şu mapleri göstereyim. Sonucumuz İstanbul'da geçtiği için olabildiğince İstanbul'a atamaya çalıştık. İşte İpre Gazdır vesaire. Burada Ensari erkek kuaförümüz. Bu arada hareketli tabelalarımız. Gördün mü lan, reklamlar dönüyor. Hastalar da. Aynen öyle. Ekstra olarak mesleğini çekeceğim bir saniye. Tabii ki. Burada bir bar map'imiz var. Karşısında getiremiz var abi bak. Bu tarz map'i ilk defa burada gördüm mesela. Getir abimiz var. Getir götür sepet. Aynen öyle. Şu an şöyle hastanemizi ufaktan gösterelim. Özel Medipol İstanbul Hastanesi evinde kal İstanbul. Poliklinikler. Adam hasta diyelim, örnek veriyorum. Nasıl evinde kalacak? Hastaneye gelecek. Onu değiştirin. Oy olmamış. Şaka yaptım. Ne güzel olmuş. Hemen çekeyim ufaktan. Burada bir donate galerimiz mevcut. Bu donate galerimizi gelen mekanik ekiplerine ya da mekanik kulu yapmak isteyen arkadaşlarım çekilişle vereceğiz. Discord kanalımızda bununla ilgili bir kanal oluşturacağız. Oradan katılabilirsiniz arkadaşlar. Emoji'ye Doğan'ın katılma hakkına sahip olun. Nasıl slogan? Bayağı iyi. Emoji'ye Doğan'ın katılma hakkına sahip olun. Hemen şöyle ufaktan çekeceğim. Tab 2. Arkadaşlar telefonuma mesaj gelip duruyor. Özür dilerim. Sesi her size de geliyor. Muhtemelen geliyor. Yani 4-5 kere deliktirek etti videoda. Yine bir meslekle karşınızdayım. Şeker mesleği. Slash şeker yardım yazarak öğrenebilirsin detayları. Şeker yardım arkadaşlar. Harbi yorulmuşum ben bugün ya. Şeker topla. Başlamışız abi. Az önce esnedim. Yani siz düşünün yorgunluğumu. Ama her zaman enerjimizi katmaya çalışıyoruz videoya. Oluyorsa bir hatamız. Kusurumuza bakmayınız efendim. Yemin ederim saat 8'de uyanıyorum. Ha bugün saat kaç şu an? Saat 10'a 20 var. Saat 10'da eve girdim. Yemeğimi yedim. Direkt yapıştır video. Allah belan versin telefon. Özür dilerim arkadaşlar. Topladın mı la? He, şeker bilgi yazıp beklemişim. Bitmiş kanki. Toplam 20 tane toplayabilirsin diyor. 20 tane mi verdi bu bana direkt? Yo. Yok, vermemiştir. Bir tane verdi. Yani sırayla topluyorsun. Bir tane alman yeterli zaten. Ha bu illegal herhalde bu meslek. Şeker meker. Ne yapacağım şimdi burada? Şeker. Buradan gel buraya atla direkt. NPC var burada, bilgilendirme amaçlı, arkadaşlar da görsün. Polisler gömeler şekerleri paketlediyor. İllegal bir meslek bu arada. Tamamdır abi, bitmiş. Nerede satacağım ben bunu? Ama F11'de, hatta sen ufaktan göster, ben çekeceğim. F11. Nerede? Olmadı bu kanki F11'de la. İllegal satış bölgesi diyor mu? Aynen o şekilde. Ha, en uçta haritanın da en ucunda. Bak şimdi oraya nasıl gidiyorum hemen kardeşim, senden hızlı izle. Aynen, ben ufaktan bir usallerle uğraşmak zorunda kaldım, o yüzden çekiyorum. Hop geldim abi ben. Ben geldim abi. İşinden bana ID 9. Girelim şöyle hemen şuradan. Şeker sat. Bak baba, benim gitmem lazım. Polisler geliyor. 6000 elle bereket versin. Ben koştum ya. Hemen buradayken şurayı da göstereyim. Burası İstanbul Trafik Vakfı'nın otoparkı. Çekilen araçlar buraya geliyor. Bununla alakalı zaten özel bir sistemimiz var. Onu da videoda göstermeyelim. Arkadaşlar gelip kendileri görsün. Okay. Alanları açık vardı İstanbul Trafik Vakfı'nın. Çekici olabilirsiniz abi. Çekici ben İstanbul'da yargı dağıtmak istiyorum. Arabaları çekmek istiyorum diyorsanız çekebilirsiniz. Sendeyiz hocam. Ufaktan bir çekeceğim seni. Ha şunu da bilgilendirmesini geçeyim. Dikkat ettiysen bilmiyorum ettim mi. Slash market sistemi sunucumuzda yok. Artık çok stabilleşti. Bunun biz dışına çıkmak istedik. Hani donate galeri mevzusuna geçtik. Sunucumuzda banka karşısında bir donate galeri mevcut. Oradan işte donate skinleri, donate araçları vesaire oradan görebilirler arkadaşlar. Aslında şöyle olabilir abi. Örnek veriyorum, ne biliyorsun? Savaş coin mesela. Adam indire donate yatırdı diyelim. Bakiye.
Gidecek oradan alacak abi, IC alır gibi. Mantıklı bir şey aslında ya. Sunucu sahipleri harbiden buna özen gösterse çok daha güzel tatlı şeyler çıkardı. Slash marketten tak diye de spam oluyor. Mesela ona gideceksin abi. Mantıklı bir şey yapmışsınız. Gerçekten çok hoşuma gitti bak. Yani çok gereksiz bir şey gibi gözüküyor. Yani olmasa da olur gibi bir şey gözüküyor ama çok ince bir detay yani. Bunu düşünmek yetenek. Benim aklıma düşünsem gelmez şahsen. Arkadaşlar bu arada yakında bir VDS firmamız açılacak. VDS sunucu açmak isteyen arkadaşlar bizden makine satın alabilecekler. Onu da bilgisini geçeyim. Bekleyin abi. Çok az kaldı. Şöyle şu araç tonik bir araç bu arada. Hemen sana selleyip bir şey göstereceğim bir saniye. Tabi. Şimdi slash vale yazar mısın bir? Hatta araçtan uzaklaş, o şekilde yaz. Senin için daha iyi. Bayağı bir uzaklaştı. Aynen. Flash. Vale. Bir arancır. Aracı çağır. Lan oğlum. Eziyordu la beni. GTA 5 Vale. mantığı gibi direkt geliyor, vale tükürüyor abi arabaya. Aynen. Yavaştan son eklemek istediğin şeyleri ekle, sonradan yavaştan kapatabiliriz Sunucumuzda sinema sistemi bulunmakta arkadaşlar bu arada. Fiber mantıklı bir şekilde. Hani etkinliklerimiz var. Hatta bu gece bir etkinliğimiz olacak. Video yayınlandıktan sonra siz o etkinliği kaçıracaksınız. Bundan sonraki ilerleyen günlerde de bu etkinlik sürecek. Hani bayağı uğraştığımız bir sistem. Gelip görürseniz memnun kalacağınızı düşünüyorum yani. Kanalımız anladım. zaten slash sosyal medyas. Arkadaşlar hani IP'yi bulup da Discord adresine ulaşamazlarsa açıklama kısmında. Buradan Gerek yok kopyalayıp gelebilirler abi. O zaman ben bitiriyorum yavaştan. Arkadaşlar sunucunun IP ve Discord adresini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Benim de kişisel Discord adresim aynı şekilde açıklama kısmında. Savaş Roleplay'i beğendiyseniz katılmayı unutmayın. Kardeşlerimiz gayet iyi, samimi insanlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna tıklamayı. Abone olmayıp uzaktan izleyenlere. Abi emek karşılığı bir abone diyoruz. Allah'a emanet. Tam pazarcı olduk. Hadi bay bay. Ne diye seslendin arkadaşlar? Baş... Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Kimsin lan? Sen benim kardeşim. Sen kimsin lan? He? Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Memur pardon. Memur pardon. Hı? Zarbama benim mi? Zarbam pardon. Zarbam. Arkadaşlar video geçmeden öncesi çok kısa bir tanıtım yapacağım. Nasıl kısa bir tanıtım? Eğer ki GTA 5 sunucusu paketleri vesaire yapmak istiyorsanız, hani ben tamamen satın aldığım yere böyle bırakmak istiyorum sunucumu. Kafam rahat olsun. Ben hiç uğraşmak istiyorum. Ben sadece oyunuma bakmak istiyorum diyorsanız, Bedel Community, Bedel kardeşimizi, yani videolardaki Emrullah'ın, yani Enes'in Discord adresi açıklama kısmında mevcut. Burada ücretsiz skriptler paylaşıyor. Önerilerini okuyor. Önerilerdeki skriptler yapıyor. Oo, bayağı bir şey var arkadaşlar, anlayacağınız. Gidip META olsun, GTA 5 olsun, gidip paket yaptırabilirsiniz. Eğer ki bu arkadaştan paket yaparsanız da %50 VDS indirimi yapıyor. Güzel bir VDS'ler de satıyor. Gidip onunla iletişime geçebilirsiniz. Hadi videoya. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA 5'teyiz. GTA 5'te Burak oyundanın sunucusundayız. Burak oyunda roleplay'deyiz. BoRP diye mi geçiyor? BoRP diye mi ne geçiyor? Bor. Yanımızda Emrullah var. Tamamen rol yapacağız bugün. Amına koyayım, geldiler, geldiler ya. Amına koduklarım, durun da sigara çekler. Arkadaşlar az önceki adamlarla video başlamadan önce baya bir ters düştük. Bizim ailemize gelin falan dedi. Onunla böyle kısa bir kesidi. Bizi şeyin önünde çevirdiler. Havalimanının önünde çevirdiler. Bizle bir konuşmak falan istediler. Bu arada yanımda da kuzenim var. Eli gözükür. El bir sallayabilir isterse. Bugün gece gece girdik bakalım. Kanka sen konuşurken kulaklığını kapatmayı unutma. Tamam. Buradayken. Bu arada videonun başında da gördüğünüz Discord adresi. Aha. Oğlum bunlar ne la böyle musallat oldu la? Bunlar onlardan mı değil mi ki? Ne bileyim ya. Tamam sen Discord'u tamamen kapatsana sesini. Discord tamamen rol odaklı gidelim. Araba kullanmayı bilmiyorsanız öğretek, nasıl fikir? Öğreteyim mi? Olur. Abi sen miydin ya? Öğrenmek istiyorum. Abi kullanmayı öğretiyorlarmış da merak ettim nasıl. Herkes birazdan konuşmazsa sevinirim, bir de kendi sesimi hani nedense ben duyuyorum şu. Bunlar çok zıplıyor, alalım bunları. Gel buraya. Beyler, tamam bu arkadaşlara bulaşmayın, yeni gelmişler, gerek yok. Abi, abi biz seninle bir konuşabilir miyiz? Gel. Var mı bir mekanı falan? Oraya mekan geçelim. Mekan yok, gel. Sen kimsin, ben senin mekanımı alacağım. Ha diyorsun. Şş, la Emo dedim ki bizim mekanına götür, sen kimsin ki ben senin mekanını alacağım diyor. Şunun ağzını payını ver.
Ay bak hele. Ha tamam bro. Yürümeyi biz öğrettik, bizi geçtiniz. Öyle selam verin dedi. Ha, aleykümselam. Bakacağım. Dostum, siz neden bize atar gider ediyorsunuz? Bize atar giden yapan arkadaş ha bu hafta. Kardeş, gelin. Tamam bak, ne diyorum size? Üstüne. Yeni gelmişsiniz. Doğrudur abi. Bulaşmıyoruz. Devam edin, bakın yolunuza. Abi bulaşsanız ne olacak? Ya bizim öldürecek. Dayı, bir dakika Allah ya. Allah Allah. Bir dakika dayı. Ya bırak ya. Gel hele gel, nereye gidiyorsun dayı sen? Bak birader, zorlama. Senin abi. Böyle böyle. Bak 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 bak. Emo bana daldırıyorlar lan. Emo bana dalıyorlar Emo. Sizin patronunuzun da sizin de var ya. Senin patronunu yere yatırırım ulan. Ulan var ya. Ay Emo sen sinyal gönderdin. Emo beni al Emo. Şunu alayım çöp atacağım. Devlete çöp atacağım. Gerek yok ya devlete çıkmaya. Çöp atacağım. Uğraşma. Oğlum gene adamın dipleri lan bunlar. So, adamlarla gidip de düzgünce konuş. Ana onların arması değil mi? Şaka. Nereye kaçıyorsun lan? Ha, şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Bir daha olursa evi götüne sokarım. Dayı kurtuldum. Kurtuldum. Kurtuldum dayı. Tamam man gibi sürme. User left your channel. Abi. Vallahi düzgünce konuşacağız abi ya. Vallahi düzgünce konuşacağız abi. Tamam girin motele konuşalım. Gelelim abi. Emo bunlar mıydı beni hey şey yapan arkadaşlar? Hey düzgünce konuşalım Emo. Olayı kapatalım tamam mı? Tamam. Bak hala öyle kungfu gibi geliyorsun. O takılı kaldı ama şey yapmayın. He. Nerede sizin başınız? Aşağıda. Bir görüşme şansımız var mı? Yürüme öğrettiysek bizi geçmeye çalışır. Başka bir tane daha vardı tır arkası böyle. Hangisi? Çakılın hükmü aslan gelince kadardır. Ha vardı ya, ya değişik bir şeydi ya. Hakkımda ne diyor bir tane daha fazlasını yaptım rahat olun mu? Valla bilmiyorum ya. Var büyük pastayı kimse kimseye yedirmez aslan. User left your channel. User joined your channel. Yeah. Şarkıyı kapat hele. Sen de oynama dayı götünü başına ayır oynuyor. Sen ne konuşuyorsun? Durduramıyorum kendimi. Ama abi sana demiyoruz abi. Ben değil, ben değil. Kim konuşuyor ya? Bu beyaz. Abi hayır. Abi biz değil. Abi biz konuşmaya geldik. Az önce kavga etmiştik ya abi sizle. Joseph abi bir gelsen. Orta yolu bulmaya geldik abi biz. Araba harbi façaymış ya. Evet, araba değil. Abi bakayım dedim içine de tamam ineriz abi sıkıntı yok. Abi siz ne? Gel ya bunların hepsi nafta çıktı. Bu hayat şansı seri yaşıyorsun ha. Ha dayı sorma ya. Bu hayatta unutulan değiliz bırak kanalı Emo. Her daim baba her daim. Pişman mısın Emo? Değilim bir daha olsa bir daha yaparım. Abi biz konuşmaya geldik abi. Abi konuşmaya geldik. Abi Şevket abi. Şey gelin be. Adam gibi gelin bir. Emo adam gibi dedi. Hayır emanet de kullanmıyorum size karşı. Yine artist yapıyorsun. Söyleyin beyler derdiniz ne sizin? Şimdi dayı ilk önce sana şöyle anlatayım. Derdimiz dertsizlik abi lan. Abi vallahi ya. Derdimiz yok senin abi. Bak sizi kaç defa üst üste uyardım beyler dedim. Yeni gelmişsiniz devam edin. Anladın mı? Bulaşmayın bize. Neden ısrarla bize bulaşıyorsunuz? Ve sen arkadaşım, neden arabayla bizi eziyorsun? Abi size ezmedi, gözü yanılmaz o bu arada, haberiniz olsun. Yani hepimizin gözü yanıldı amına koyayım. Kanka... Bir teksin yanılmaz. Aleyküm selam kardeş. Hoş geldin. Bu kılık kıyafet ne oğlum? Soytar mısın sen? Neden böyle giyilen soytara mı alıyorsun? Evet. Dostum, sen yeni mi geldin? Efendim? Sen yeni mi geldin buralara? Yok. Tamam dur bir dakika. Şey abi sen harbi yakışıklı adamsın biliyor musun? Ha söyle şimdi. Şimdi ben sana şöyle anlatayım da siz insan gibi geldiniz yanımıza. Ne yapıyor la bu? Bizim bir ekibimiz var gelmek ister misin dedin. Doğru mu? Doğru. He. Biz de dedik ki geliriz dedik. Ondan sonra bu arkadaş atladı araya. Soytarı gibi giyinmeyin dedi. Yo yo bu dedi. Abi ben düzgün konuşsana kardeş. Tamam. Alo. Bir saniye bir konuşalım güzelce. Bak dayı sen bunun büyüğüsün hani. Bak, bundan daha olgunsun hani sen yapma ya gözünü bak, kardeşim bak ben size hiçbir şey demedim. Beni dinle beni. Tabii ben sen bir, şöyle ki, bir adım geride dur ya. Bak siz dediniz ki.
Lan oğlum benim kıyafet... nerede duracağımı sen mi seçeceksin? Ya Wolf'cim konuş. Oğlum ne yapıyorsunuz? Sana bak benim yaşlı başlı tamam abi, buyur abi. Boğazlarım ağrıyor. Buyur abi. Bak dedim ki siz bana dediniz. Abi senin harbi janta adamsın biliyor musun? Ben dedim ki kıyafet zorunlu yok ama 3-5 bir şey ateşlesene. Öyle gibi gezmek de olmaz dedim. Para yok. Bazı. Oğlum bak, sana demiyor, sana demiyor. Bak, sana ben sana soyter gibi, soyter gibi, ben sana soyter gibi Wolf'sin ne demek? Emola? Dedim ki soyter gibi gezmek olmaz. Sen yanlış anladın. Geldim ben sana bunu açıkladım. Orada dedim ki tamam devam edin. Buraya geliyorsunuz hala bize falan filan. Derdiniz mi olursunuz? Kalma dayım bu mevzuyu burada kapatak. Oğlum sen abimle konuşurken ikinci ağzındakini bir indir la. Saygısızlık yapmayayım o. Allah Allah. Ya abi bizim için en önemlisi saygıdır ama bu arkadaş bize çok saygısız davrandı. Bak bu adam bize güzel kardeş davrandı. Sinirli bir adam. Benim biz kardeşimdir. Biz kulaksız ailesi olarak bize yanlış yaparım amına kurun. Kulaksız mı? Kulaksız mı? Evet. Evet. Kulaksız. Dededen gelen bir isim mi abi? Soy ismimiz. Yok. Neyden gelen biliyor musun? Düşmanlarımızın kulağını kese kese böyle kalmışız. Anladın mı? Şimdi... Ne diyorsun? Bak, tamam. Abi vurma, abi vurma bak. Abi bak biz size saygımızı bozmuyoruz abi. Ben tek bir şey söyleyeceğim. Emo elini kaldırma ha. Saygını bozma. Tek bir şey söyleyeceğim. Sen benim büyüğümsün, ben sana saygımı korurum. Ancak şu gözlüklüyle şu Wolf'e karşı yani herhangi bir şey beklemeyin. Bu arkadaş da hani ortalıkta yok senin amına koyayım yok öyle yok böyle. Sana yok demedi Emo. Emo sana hani, demedi oğlum kendine gel orta, lan. Ortamda Emo ken diyor, abi pardon. O, abi o lafta oldu kalır şunda koyayım. Emo. Bunu yaparak hiç. Ya ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Cihat. Motel bura motel. Şu an ihlal şey böyle anladın devlete karşı ihlal dersin. Amına koydum kötü arabayla hepimizi inince indirince şey. Özür dilemedin ihlalden mi kötü? Tamam tamam bunu şey yapmayın da şimdi bir gelin güzelce konuşalım ayrılalım sonra. Aynen aynen. Şey beyler tamam uzamasın mevzu daha fazla. Hadi yürü gidin abi. Amo şşş amo. Ben oğlum bak. Oğlum ikinizi... abime karşı nasıl saygısız kapıyorsun oğlum kendine ama gel ben, lan. Ben ikinizi benim tetikçim yapacaktım. Abi biz tetikçilikte değiliz biz silahta falan. Yani oğlum, oyuncak silahları da değiliz yani motel oldu mu şimdi biraz şey konuşalım. Yok motel önünde bu şehirde öyle bir sıkıntı yok ya. Hayır ben sana bir şey diyeyim mi ne? Bak sorun yok hani saygıda mecburum sevgide özgürüm ancak sana şöyle bir şey söyleyeyim ben gerekirse bu arkadaştan da özür dilerim arkasındakinden de özür dilerim hani bak kardeşim, ben sana karşı sana bir terbiyesizlik yaptıysam kusura kalma buyur dayı. Bak şimdi beni tanısan ne kadar iyi bir insan olduğumu anlayacaksın. Daha yeni şehire gelmişsin. Bizi öyle tanırız abi de. Şey Emo. Emo. Pişman mısın kusura kardeş? Biz sizi, biz sizi adam gibi çağırdık ailemize. Ne güzel. Kusura kalma. Ne? Ama bu arkadaş boştan yere dövdü eyvallah, benim arkadaşımı. Eyvallah. Tamam beyler. Aramızdaki hüsmet bak, böyle çözülmüş oldu. Delikanlı çocuğa benziyorsun. Yalan yok. Cesursun da. Evet, ama saygısızlık yok. Eyvallah eyvallah. Buyurun. Hani... Dayı sana ben karşı da bir sürüm olduysa ben de özür dilerim. Eyvallah baştan. Abim mevzu kapansın hani size eğer şöyle şöyle olursa gelelim gene abimizsiniz hani abimiz sayılırsınız. Her zaman yanınızdayız. Kusura kalmayın olaylar. Oğlum biz size dedik ki gelin yanımızda durun. Siz ne yaptınız? Saldırdınız bize. Dayı kusura kalmayın. Gerek bak şu an yokmuş. Şu bindiğin araba var ya şu araba. Adayım. Çalıntı abi. Onun 15 katı sende oluyor işte bu araba. Ya biz parasında değiliz. Hani bunun amına koyayım abilerim olsun yanımda yeter. Bak bunlar maddi şeyler. Maneviyatla zaten her dostluk, şey muhteşem. Kardeşlik, dostluk, güçlük, kardeşlik. Her şey bizdeydi. Siz elinizin tersini ettiniz. Kusura kalma dayı. Neyse tamam beyler o zaman. Eyvallah. Hadi Allah'a emanet olun. Eyvallah. Görüşürüz başkan. Dayı sen de bekliyorum. Kusura kalma ya. Tamam hadi tamam yiyelim. Hadi. Hadi diyor hala bizi tersliyor hemen. Amına koyacağım yerim bir hala. User left your channel. Emo takip et. Emo takip et bunlar. Abi nereye gidecekler? Dayı Allah'a emanet ha. Dayı Allah'a emanet. Dur bak şimdi bunların arabasında silah var onu bir çalmam yok mu? Harbi dur mi? Hele dayı. Onlar yokken ama o iş ha. Biliyorum biliyorum dur. Dedi ama. Bu arabada mı var? Atla atla atla. Amına. Dayı.
Dur dur bak şimdi dur açık mı dur açık. Sür karakolun önüne sür dayı. Niye ne yapacaksın? Bunlar şikayet etmemiz yok mu? Var sür. Dayı erkek adam şikayet etmez diye. Aha. Boş koy benzin yok boş koy boş koy. Harbiden benzin yok ne yapacağız? Sür hala karakola. User joined your channel. Şuradan sol mu yapıyorduk? Aynen. Ne yapıyorsun oğlum? Dayı balgam birikti ya. Yapma oğlum ya. Mavruz sağımın aleyküm. Dayı hangi şehirden? Adana'dan. Yok dayı hangi şehirden? O bir şey o şehir değil. Hatırlamıyorum ki ne dayı. Sesin bana çok tanıdık geldi. Adana mekanik diye bir mekanik açtınız mı siz hiç? Yok dayı. Memurum, Zarbo, Tahsin Barutçu mu? Tahsin Barutçu. Müdürünün al. Müdürüm. Bizden müdür lafı olmaz yani onu söyleyeyim de müdürüm. Başkanım. Tahsin. Ya Tahsin deyince aklıma pekmez geldi de. O ne de dayı bize çekiyorsun onu? Sen hayırdır buraya diklenmeye mi geldin? Yok abi biz şikayete geldik Tahsin Bey. Sıkıntın varsa söyle. Tahsin Bey şikayetimiz var. Öyle ileri geri konuşmayın. Yani. Bir şey söylemedi ki ne dedin lan sen? Ama. Tahsin dedi. Müdürüm falan filan amına kurum. Öyle bir şey demedi. Ben demedim dayı sen. Sen ne diye seslendin arkadaşım? Baş... Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen kimsin lan? Sen benim kardeşime. Sen kimsin lan? He? Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Memur pardon. Memur pardon. Hı? Zarbama benim mi? Zarbam pardon. Zarbam. Bana vurma. Tamam 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 tamam. Tamam. Çöp tenesi çöp tenekesinden çıkan kediden korkuyunuz. Bak beni tanımıyorsunuz adamım. Kaç kaç arabaya kaç. Emo. Emo. Emo bana. İyiyim Emo. Bu sefer gerçeğini çıkar. Tamam. Ya. Tamam. Öyle tamam. Ya. Tamam. 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 Adama bak ya. Oğlum sana var ya kinim durmadı bana. Vallahi kinim durmadı. Abi bırakın ben bunu öldüreyim. Bırakın bırakın lütfen. Lütfen bırak. Lan sen kimsin? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Babanın lan sen kimsin? İbni. Aaa git memura saldırıyor gerizekalı. Arkadaşlar bizi şimdi içeri alacaklar büyük ihtimalle. Kavga ettik. Kendinize iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Strese girdim. Bak polisi işte bu yüzden.
Tamamdır. Tamamdır. Kanka ne yapalım şimdi? Öncelikle hoş geldiniz hepiniz bu arada. Hoş bulduk. Şöyle. Kanka ne yapalım şimdi? Öncelikle hoş geldiniz hepiniz bu arada. Bir saniye. Hoş bulduk. Tamamdır. Tamam. Beyler siz de yayına hoş geldiniz. Yayındaki 15 kişi arkadaşlar siz de hepiniz hoş geldiniz. Yusuf yok yine ben varım. Yusuf Bey'in bazı işleri vardı ondan dolayı yayını ben sunuyorum sizlere. Malibu Roleplay'deyiz. Yanımda da Malibu'nun hem kurucuları hem de yetkilileri var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi böyle ufak kaynatmalık, sohbet, muhabbet olacak böyle. Hem sunucuyu tanıtacağız. Eğer ortam uygun olursa rol de yapacağız. Takılacağız yani. Sunucunun IP'si falan zaten Yusuf ayarlamış olması lazım. Açıklama kısmında vardır Discord ile beraber. Gelmeyi unutmayın. Sunucuya da giriş yapalım. Aynen öyle. Sunucuya giriş yapın beyler. Gerekli birazdan bir etkinliğimiz olacak. Sayın Valimiz 10K para dağıtacak herkese. Haydi bakayım. O sırada not kısmında da olursanız sevinirim hepiniz için. Yapıyorum bu işi Kutlan abi, her masada varız. Eyvallah kardeşim. Şimdi kanka sen istersen sormak istediklerini sor. Ben ondan sonra bahsedeyim. Yavaş yavaş böyle gezelim hem de bir yandan da. Araba da çekeyim şöyle ama sana. Aynen sen bir araba çek böyle. Arabayla gezerken sunucu hakkında bilgileri alalım senden. Bu arada Yusuf'cum sağ olsun. Yayında chat'e sabitlemiş benim kanalımın linkini. Abone olmak isteyen arkadaşlar da abone olabilir. Eğer olduysanız da teşekkür ediyorum. İyi yayınlar canım demiş Sıla. Teşekkür ederim canımın içi. Abi server kal kaliteli mi? Ya bizim size sunduğumuz her sunucu kaliteli kardeşim. Öyle gel istersen kanka sen. Ben yanına bileyim. Sen gez kankayı. Başkası binmeden. Aynen. Bu arkadaş da kalsın arabanın üstünde. Kanka öncelikle şöyle tanıtayım. Sunucumuz Amerikan. Disney ve Text. Hard concept kesinlikle. Türk rolleri kesinlikle inaktif. Ha bu ileride Arge kanalımız var Discord'da. Veya oylama kanalımız var. Oylamaya göre değişir tabii ki. Yani oylama yapılır. İsteyenlere göre değişir tamamen. Onun haricinde sunucumuzun ya çoğunluğu şöyle söyleyeyim sana. Web odaklı. Sistem dersen pek fazla sistem yok. Neden sorarsan. Şimdi genelde metada artık sistemler sabitleşmiş sistemler. Şöyle istersen şurada hazır bir sistemimiz var. Hazır gelmiş gibi istedim. Metada sistemler sabitlenmiş sistemler. Şimdi insanların aklına çok farklı sistem gelmiyor. Ben de şöyle bir şey yaptım. Geliyor bakalım. SAMP'tan webleri konvertledim. Allah Allah. SAMP'tan ben... Aynen öyle. Ya yani kendim mapper'lık yapıyorum aslında. SAMP'tan mapleri konvertledim buraya aktardım. SAMP'tan her türlü map'i konvertleyebiliyorum. Problemim yok bunun haricinde. İstediğiniz kadar objedir bunlardır. Değişik objeler de eklenecek aynı şekilde. Şurada da istersen deskin önündeki beyaz şeye gelirsen. Geldim. Sana para vereyim şöyle. 17. Şöyle bir çıkayım bir gireyim. Buradan mesela 30 bin yazayım. Ha, buradan çip alıyoruz ona göre fiyat biçiyor. Benim ne kadarım varmış? 330K'm varmış. Mesela ben Aynen. şöyle bir 100 tane alsam 200K yapıyor. O zaman 150 alayım. Satın aldım. 150 tane çip aldım maşallah. Satarken Şimdi herhalde daha aza satıyoruz herhalde bir bakayım. Evet. Evet, ister istemez. Yani. Şimdi şöyle diyeyim kanka. Şurada blackjack var. Sarı şeylere gelirsen. Ben bir şey bilmiyorum aslında da. Oynamayabiliyorsan yani tabii ki senin için hayır olabilir. Senin ses pinglendi kanki, sen bir hallet. Arkadaşlar sunucu IP'sini chat'e spamladım. Sunucuya giriş yapabilirsiniz. Beraber roller yapacağız. Hoş geldin Yusuf, Sefa yazmış da. Ha Yusuf'a ben ne fark ediyor ya. Şu an sesimde bir sorun var mı? Yok, sıkıntı yok. Tamamdır. Dediğim gibi şu sarı şeylere gerek öncelik Blackjack oynayabilirsin. Ben pek bilmiyorum kanka. İstersen sen bir de eğer biliyorsan şansını deneyebilirsin. Ben de bilmiyorum.
Pas diyeyim şansına. A'a kaybettim. Bayis koy. Pas geçtim. Aha 20 çipi kazandım. Ya bunu bilen birisi var ya buradan iyi para kaldırır ha. Hayda. Ya ben bilmiyorum o yüzden oynamayayım da. Ya bilen arkadaşlar gelsin Gel buraya. rulet oynayalım. Gel rulet Evet oynayalım evet. Ha. Rulet. Abi kırmızı. Kanka burada. Aynen. Kırmızı veya siyah veya sayılar. Şöyle söyleyeyim. Sayılara aslında sayıdan bir tanesi gelirse ne kadar bastıysanız 36 katı çip alırsınız. Oh maşallah. Renklere bastığınızda 12 katı alırsınız. Ortadaki baylara 1 12 2 12 3 12'ye bastığınızda da 2 katı alırsınız. Mesela herhangi bir tanesini dene kanka istersen sen. Şu an denedim zaten. Bir de chatten sorular geliyor. Sana onları yönlendireyim. Mal varlık var mı yazmış? Mal varlık yok maalesef. Harf olduğu için mal varlık yok. Aa, PD alımları var mı diye sormuş. Sizin herhalde bir yetkiniz zaten cevabını vermiş. Ben 20 kırmızı dedim bu arada. Aga be. Olsun. 40 çip aldım ama. Tutturmuşsun demek kanka. Kırmızı tuttuğu için almışsındır büyük ihtimalle. Ha güzel. Güzel güzel. Sistemin mantığı bu şekilde ilerliyor. Bunları satarsın. Sonra AES falan diyecek sana yatırıyor zaten. İstersen gel şuradan satalım ona. Kardeşim bir saniye. Yusuf sana moderatörlük vermiş de rica etsem ismini değiştirebilir misin? Her ne kadar sunucu reklamı yapmasan da isminden dolayı herhangi bir yönlendirme olmasın. Böyle kendi kendine dönüyordu oynamazsan. Diğer tarafa geçeyim ben hemen. Ben buraya geldim mesela 12 arası diyeyim. Şöyle bir bahis oynadayım bir. 20 saniye Buradaki saniye bekliyoruz. geçtim zaten oluyor. Böyle çekiliş yapacak mıyız yayında? Böyle bir heyecanlandıralım ya. Var. Çekilişimiz var kanka. Donate BMW M4 veriyoruz. Artı VIP 2 veriyoruz iki kişiye. O zaman ne yapalım biliyor musun? Tabii Evet. siz kendiniz bilirsiniz ama şöyle yaparız. Sunucudaki herkesin değil de yayında olanlardan yaparız. Böyle yayındakiler söyler ID'lerini. Çekiliş yapma sitesinden sadece yayında olanlara verelim. Tamamdır. Yayında olanlara ayrı bir şekilde verelim. Benim için sorun değil kesinlikle. Tamamdır. Abi ben buradan siyah Yusuf seçeyim. Efendi bilgilerini silebiliriz. ID'lerini bize versinler oyuna girdiklerinde. Çekiliş dediğin gibi çekiliş sitesinden veririz. Bu sarar bu Kazandın arada. mı bir şey? Daha demin işte 40 çip aldım. Şimdi bir daha oynadım. Daha demin siyah geldi malum. Texas'cığım, sunucu ismi vermeyelim kardeşim. Rica ediyorum. Sunucu Malibu. Malibu roleplay'deyiz. IP'sinde zaten genel chat'e attım. Sohbete özür dilerim. Yine gelmedi. Olsun. Son kez o zaman Yine şöyle geldi. bir 25 basayım. Hani düz olsun. Kırmızı ya. Kırmızıdan şaşma. Ya böyle bir ekibin olacak tamam mı? Tam böyle kumarbaz rolü yapacaksın mesela. Aleykümselam konsolacı hoş geldin kardeşim. Böyle bir ekibin falan olacak. Buraya geleceksin. Ondan sonra buradan ekibinle beraber kumar rolleri döndüreceksin. Vallahi çok keyifli olur ha. Ya şöyle söyleyeyim. Bunu açtığı barlara, interiorlara ekleyebiliyoruz biz bu sistemi. Mesela sen bar açarsın hani. Ama şöyle söyleyeyim. Sadece faction'lardan ekleyebiliyoruz. Hani belli bir sayıda faction'ın vardır. Bar açarsın. Ben gelir bu sistemin barını eklerim. Bunun kazancı sana gelir. Ben yine Böyle yattım. yaparsan daha iyi olabilir. Ben şöyle son kez bir 75 basayım tamam mı? Gelirse Bütün hayatımızı parayı şey bitirsin yaparız. buradan. Aynen öyle. Ki gezelim. Diğer şeyleri tanıtmaya da vaktimiz olsun. Yeni gelen arkadaşlar için yayına İstersen. sunucu konseptinden bir daha bahsedersen sevinirim. Tabii ki. Sunucumuz Amerikan. Sesli ve text hard konsepte. Türk trolleri inaktif. Ama bunun tabii değişkenlik gösterebilir. Oylama kanalı var. Oylama açarız. Oylamadan sonra değişkenlik gösterebilir tabii. Kırmızı geldi. Yani. 150 çip aldım Sunucu şimdi. tamamen Bir daha basayım. Pardon fazla pardon. kazandın. Fazla kazandın kanka. Olsun. Sunucu tamamen oyuncuların isteği üzerine ilerliyor yani. Ben sana öyle söyleyeyim. Anladım. Aleykümselam Wizard hoş geldin.
Sunucuya da bir taraftan giriş yapalım. Paşalı Beba gelmiş. Yağızcım gelmiş, iyi yayınlar demiş. Sağ olasın abicim. Giriş yapalım sunucuya. Beraber roller yapalım, takılalım. Destek verelim arkadaşlar sunucuya. Bir de güzel bir çekilişimiz olacak. Onu da kaçırmayın ha. Donate falan verecek. Oh, bir daha geldi. Bir daha 150 aldım. Oldu 250. Abi, kumarda bırakacaksın. İstersen sen sap sen konuları. Kumarda bırakacaksın bak. Daha demin 150 çipi aldık. Geldik, kastık. Hemen şuradan 250 çipimizi 450K'ya satıyoruz. Geldik, 300K'yla girdik. 5 dakikada 150K'mızı kastık abi. Bu kadar basit. Ama nerede duracağını da bileceksin yani. Gidip de paranı da sıfırlayabilirsin. Şu an sana normalde aslında bu dediğin büyük miktarlar o kadar döneceğini zannetmiyorum da ben. Harç Sana para sürüsü gibi verdik ki o tabii. kadar şey. O kadar umutlanmasınlar aslında kısmen. O kadar umutlanmalarını istemem bir yandan da söyleyeyim Şöyle, böyle. siz buraya gelirsiniz. Aleykümselam Furkan'cığım, hoş geldin. Siz buraya gelirsiniz. Yani 10K atarsınız, 5K atarsınız. En babası 20-25K halledersiniz. Çünkü sunucu hard arkadaşlar. Benim gibi gelip de böyle 300K yatıramazsınız. Hani Sunucuları bir şurada ayrı küçük bir seviyorum ben ya. mekanımız var. Şurada küçük bir mekanımız var. Sana tanıtayım. Bak. İtalyan restorantı var burada. İtalyan rolleri için. Bir girelim ya. Severim İtalyan mutfağını. İnternet değil. Ha, rolsel olarak. Ya bu sefer. İnteriyorunu açabilirim tabii ki. Hani bunu da dediğim gibi convert diyebilirim SAMP'tan. Bunun farklı interiorları var ama ben şöyle düşündüm. Yani şimdiden açmak istemedim. Oyuncular satın aldıkça açarım diye düşündüm. Çünkü şu an alışmanın bir manası olmayacak. Çünkü zamanla Senin ses yine gitti ya. bunları açabilirim. Sesimde bugün niyeyse bir problem var. Ben de çözemedim Pinkleniyor ya. ama. Şu an iyi mi? Şu anlık iyi, bir sıkıntı yok. Tamam, umarım bu şekilde devam eder. Ben de emin değilim ama. Şu an iyi değil mi? Kesin. İyi iyi, bir sıkıntı yok. Nasılsın Kutlan abi? Uzun zamandır konuşmuyoruz. İyiyim abicim. Takılıyoruz öyle. Yine meta klasik. Sen ne yapıyorsun? Ne çekilişi var? Donate M4. BMW M4 çekilişi olacak. Tabii ki sadece yayında olan arkadaşlar katılabilecek ki yayına geleceksiniz. Sohbet kısmına ID'nizi yazacaksınız. Yani bundan dolayı da sunucuya giriş yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bende de bir internette sorun var. 1080 izleyemiyorum, izlemem gerekirken. Ya bu sıralar bende de bir sıkıntı var. YouTube'a giriyorum mesela. Bir video bir saniye içerisinde açılıyor. Bir tane video açılmıyor böyle. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Şey olmuyor, açılmıyor. Hiç abi ne yapayım? Bilmem neden sonra sarmadı meta. Sunucu ismi vermedim canım, her ne kadar benim sunucum da olsa. Ayıp çünkü. Yeni öğrendim seni seven tekrar açıldığını. Aynen. Merak ediyorsan özelden yazarsın benim. Furkancığım, sunucu ismi vermeyelim canım kardeşim. Vermeyelim. Benim sunucum da olsa vermeyelim. Kanka istersen şu davaya atla. Biz devam edelim bir yandan. Ha da aynı bak sana videoyu canlı yayına girmeden önce söylemiştim. Hatırladıysan. Objelerin içinde burada. Şimdi bunu birçok kişi büyük ihtimalle soracak. Kanki senin ses düzelmiyor ya. Ama ben ne demeye çalıştığını anladım. Şu objelerin içinden geçebilme mantığını. Chat'tekiler arkadan bir şey açayım mı? Ufak bir böyle şarkı açayım mı? Abi Hood'u nereden almışlar? Sorabilir misin? Alttakini ben de alacağım. Onu benim sormam etik olmaz kardeşim. Herhangi bir merakın varsa açıklama kısmındaki Discord adreslerine giderek kuruculara kendini sorabilirsin. Ya arkadaşın şey gitmiş de sesi gitmiş ya şimdi diğer fonlarımız ilgilenecek. Biraz bekletiyoruz kusura bakmayın da. Estağfurullah, sıkıntı yok. Ha gel zaten diğer fonlarımız da tamamdır. Aleykümselam Enes'cim, hoş geldin. Arkadaşlar sunucuya giriş yapalım.
ki siz de çekilişten yararlanabilin. Bir saniye, bunu nasıl yapacağız? Şöyle hemen göstermeden pat hemen selamünaleyküm Malibu'ya girelim. Aleykümselam. Şuradan da bir şarkı açalım ya. Ya bu Windows 11'e geçtiğimden beri bak aşağıda şeyi açıyorum. 3-4 saniye sonra böyle droplu bir şekilde geliyor ya. Ne yapsam, geri mi dönsem ya? Tamam, ben de konuşurum. Şuradan ne açalım size? Pardon, şarkı açmayayım arkadaşlar. Yayın tekrarı YouTube kanalında kalacak çünkü Yusuf'un. Herhangi bir şey olmaz, telif muhabbeti olmaz. Telif yemek ya, durduk yere. Abi Windows 11 tam sürüm olarak çıktı mı? Tabii canım, kaç ay oldu çıkalı? Vallahi şöyle, performans açısından tabii ki şey var, farklılık var. Ancak tam alışamadım. Böyle HUD'una falan alışamadım, anladınız siz yani. Çeteler uyuşturucu rolleri paslanacak mı? Onu kurucuya sormak lazım. Uyuşturucu rolleri evet paslanacak zaten. Uyuşturucu baronumuz var şu an sunucuda. İlerleyen zamanlarda onu da aktif edeceğiz. Duydunuz. Şöyle az gezelim. Şehre bakalım. Sağda solda map varsa gösterelim. Mesela İGS'nin oraya sürebilecek mi? Tabii ki. Artı eksi yönden nasıl performans veriyor? Sana şöyle söyleyeyim. Mesela arayüz olarak geçişlerde birazcık hızlılık var. Bir de oyunlara biraz daha şey göstermişler, tolerans göstermişler. Oyun modunu açtığın zaman eskiden çok bir fark olmuyordu ama şu an oyun modunu açtığın zaman arada fark oluyor. Oyunlarda minimum bir artı 20 FPS aldığımı söyleyebilirim. Şu şekilde ilerlemesi birazcık böyle objelerle sosyal Birisinden arttığı yankı için. yapıyor ya. Bir dakika. Silah baronu var mıymış abi, sorabilir misin? Evet, silah baronumuz var. Şimdi sesim iyi mi? İyi iyi. Tamamdır. Şöyle sosyal RP için şeyler ekledik burada tarafa. Şöyle biraz gidelim de rollerim Aynen. orada. Şu köşelere ateş ekledik, koltuk ekledik çeteler için. Ayrıca şöyle bir köşemiz var. Şu şekilde. Çok güzel ha. Şu karşı tarafta basketbol sahası var. Geldim bu arada kanka. Küçük bir teknik aksaklıktan sonra. Hoş geldin. Olsun. Oluyor bazen böyle şeyler. Ha, şanssızlık Şekilde diyelim. evler ekledik, küçük bir evler. Bu evler satın alınabilecek zaten. Onu da açacağız. Siz çetelere önem vermişsiniz ya. Vallahi Evet. pardon, hemen geliyorum, bir saniye, özür dilerim. Tamamdır. Geldim beyler, kusura bakmayın. Değil. Abi nasılsın? İyiyim kardeşim, sen nasılsın? Çete yerlerini gösterir misiniz, mahallelerini demiş. Gezelim böyle çete mekanlarını. Tabii. Grove Street var şu an. Gidelim. Sağ taraftaki binaları gösterebilir miyim? Ver. Evet, şu tarafta da bir mahallemiz var mesela. Buraya çeteler yerleşebilir mi? Şöyle bir garajı var, küçük bir garajı. Ufak Buraya ufak da ama çok güzel yerleşebilirler. detaylar ya. Buraya da bir TOKİ gibi bir şey yaptık evlere. O mahalle Buradaki evleri binaların kaldırdık. teksturlarını Küçük değiştirebilir. evler koyduk buraya. Amerikan konsept olmasından dolayı çetelere birazcık ağırlık vermişsiniz. Evet. Şöyle bir Grove Street'e girelim.
ki okçular gitmiş. Sıkıntı yok ama normalde burası şey herhalde. Evet. Anladım. Ben sizi çekeyim mi isterseniz? Mert seni çekeyim bir dakika. Şurada ayrıyeten bir çete mekanımız daha var. Pik ben var. Pik benim tekstürünü değiştirdik. Onları da göstereyim. Yollar karlı gibi harika duruyor. Evet, karı dengelemişler. Güzel durmuş. Katılıyorum. Şöyle bir bar açılacak buraya da aynı şekilde. Tekstürü değiştirdik. Maria. Sunucumuza P'de inaktif şu an Şerif var. Şerif departmanı şu şekilde mesela. Oo, çok güzel. Bir de şehir içinde. Normalde yan şehirde yapılıyor biliyorsunuz. Evet. Size. Burada güzel olmuş. Şu şekilde Pikmin'in tekstürünü de gösterelim. Eğer varsa evet. Pikmin'in tekstürünü şu şekilde. Pikmin'in içerisindeki sistemi de göster Mert. Yusuf abi yayında mı? Yusuf'un işleri vardı kardeşim. Ondan dolayı ben açıyorum yayını. Silah baronu eğer oyundaysa ID 20 PM'den ulaşabilirim yazmış. Aa, içerisi güzelmiş ya. Kanka NPC'leri gördün herhalde. Şimdi şöyle gelirsen ben sana bunu anlatayım hemen. Şimdi kanka önüne gel. Üstünde para var mı? Var. Tamam, tam önüne gel. Şu komutu yaz. Tabii script'imiz var. Script biz para atarak kadınla oynatabiliyorsunuz. Arkadaş yazdı chat'e. Şimdi bak. Hayda. Kanka chatbox'a dikkat ettiysen. Chatbox'a dikkat ettiysen kadına 500 dolar atar dediz. 1000 dolar attığında attığın paraya göre hareketleri tamamen değişiyor. Allah Allah. Güzelmiş. Bir de 1000 dolar. Bunlar bu arada kendi barınızı ekletebilirsiniz. Güzel sistem. Bu şurada da geçerli mi? Şu odalarda. Evet. Evet evet. Hepsinde. O zaman ben şöyle bir 20k yedireyim buna. olmadı. Heh, oldu. Abo. Abi. Güzel. Güzel. Oturun beyler, oturun. Orada ne oluyor lan yazmış. Bir şey olmuyor ya, öyle agalarla takılıyorsun. Abi bizim oraya duyuru atma. Atma kardeşim. Ya böyle oturun ya. Senin oturma komutunun ismi ne? Benim normal otur. Yok. Diğerine. Benim otur 6 olmaz abi. Otur 6 kanka. Tabii biraz şöyle geleyim. 6'ymış. Otur 6. Biraz öne gel istersen. Yayındakiler alın size keyif anasını satayım. Daha ne istiyorsunuz? La bunu da full karayı gösteriyor şimdi, bir şey olacak. Şöyle ya, sistemi anladınız arkadaşlar. Biz de daldık. Neyse. Evet. İşimize geliyormuş gibi böyle bir oturduk orada bekledik de falan. Evet evet. Hocam tehlikedeyiz. Selamünaleyküm. Şurada şöyle motorcular için güzel bir bar yaptık sunucumuza. Alev Davidson. Aleykümselam. Dilara hoş geldin. Ha. Bu arada bunun da interiörü açılmadı ama dediğim gibi interiörlerin hepsi açılacak. Alev Davidson da bir bar. Sunucumuzda motorcu çetesi kurmak isteyenler buraya hood yapabilirler. Şuraya motorlarını park edebilirler mesela. Ben hep istemişimdir motorcu çetesi açmak. Yani burası boşta şu an. Gelmek isteyen varsa ya da açmak isteyen varsa buraya kullanabilirler hood olarak. Abi PC parçaları gelsin, oradan çıkmayacağım. Ulan beyler az değilsiniz ya. Burada yine çeteler için güzel bir mekanımız var. Basketbol sahası. Siz çetelere var. Bayağı ağırlık vermişsiniz bu arada. Duvarda yazılar olsun. Şu şekilde. Buraya da bu tarz yapabilirler çeteler. Çok tatlı tatlı yerler var ya. Ne yapıyorsunuz da Kutlu? Yusuf'un işi vardı, ondan dolayı yayını ben açıyorum. Öyle takılıyoruz. Sen ne yapıyorsun?
İnanmıyorum ya yazmış. Yayındaki kızlar çıldırıyor. İGS'ye gidelim. Orada rol yapan kişiler vardı ya, onlardan gösterelim rahatsızlık vermeden. Tamamdır. Tekrardan. Latin mahallesine baksanıza. Bakarız kanka şimdi. Latin mahallesinde şu an obje yok. Normal yani. Onta İsteğe ilerleyen göre bu hayat arada eklenebilir hani. Yerleşiriz, Öyle orayı da söyleyeyim. yaparız bir şeyler. Aynen. Eklenebilir hani. Yerleşeceğiniz yerleri bize bildirirseniz eklenebilir. Yavaş Zaten çünkü rahatsız etme. herhangi bir FPS düşürmediyseniz. Bakın mesela. Şöyle geçelim geçelim, rahatsızlık vermeyelim daha. Ama böyle kenarlara ekledikleri sandalyeler olsun, şunlar bunlar olsun. Millet kullanıyor yani, boş eklenmemiş. Ayrıca ben geçen kendi kanalımda bahsetmiştim, onu size söyleyeyim. Şimdi sen sunucuda niye 30, niye 40 FPS alıyorsun diye soracaksanız eğer, iki farklı kayıt alabiliyorsunuz OBS'te. Bir tanesi ekran kaydı, bir tanesi direkt oyun ekranı. Oyun ekranından kayıt yaptığınız zaman herhangi bir şekilde FPS düşüyor olmuyor. 3-5 FPS düşüyor, ancak tamamen tüm ekranı kaydet yaptığınız zaman arada bir 30-40 FPS oynuyor. Ben ondan dolayı 30-35 FPS alıyorum. Şeyde de birkaç arkadaşımda daha da öyle bir sorun var. Yani sunucunun FPS'in düşük olması tamamen benden kaynaklı. Sunucunun FPS'inde hiçbir sıkıntı yok. Bunu söyleyeyim arkadaşlar, ön yargınız oluşmasın. Ki zaten sunucuya girerken 155 MB falan yükledim. Megabayta da çok çok az bu kadar dolu bir sunucu olmasına rağmen, bilginiz olsun yani. Bir şey yapalım. Yarım saat olmuş, 35 dakika olmuş yayını başlatalı. 10 dakika sonra şu çekiliş işine girelim yavaştan. Uzun sürecek çünkü. Tamamdır. Serverdaki objeler falan çok detaylı bir şekilde, güzel sistemler ve mapler güzel ama geliştirilebilir. Serverda daha önemli olan legal ve illegal dengelenmiş mi, sorabilir misin? Evet evet öyle. Yok. Şöyle bir belediye binamız var. Belediye binamızın teksturunu netleştirdik. Göstereyim. Oo, çok güzel. Solda. Amerikan ya bardakları falan var. Evet. Şöyle Cortez'in yatı var sahilde. Arkadaş şeyi sormuş. Legal ile illegal dengelendi mi diye sormuş. Yani fazla legal dönüyor şu an. Yani legal daha yukarıda şu an sunucuyla. Anladım. İllegal biraz daha düşükte. Ya bana kalırsa, benim de fikrimi soracak olursanız, legalin her zaman bir tık önde tutulması lazım bence ki illegaller zaten her türlü güçlü oluyor. Legale de biraz önem vermek lazım. Sahil kısmı da boş değil bu arada. Görüyorsunuz bak, yine bir kalemiz Bir var. tekstür var. Bunun içine girilecekti. Şu an hala yapım aşamasında. Onları ilerleyen zamanda yani buradan oda kiralayıp girebileceksiniz. Alabileceksiniz, satın alabileceksiniz. Şu şekilde Unicorn barı var burada. İçin bir bakalım. Bakalım. Burada da o sistem var mı? Yok, o sistem Yok, yok bunu burada. eklemedik. İyi. Bu şekilde burada yan tarafta gizli bölmesi var. İşte Ha, o buraya sistemde yok eklenebilir. ama. Buraya Buraya ekleyin ya. eklenebilir. Buraya ekleyin, hatta nasıl olsun biliyor musun? Bak. Kodlayın abi. Şurada karşılaşsın, tamam mı? NPC'ye sağ tıklasın ya da komutu yazsın. O takip etsin böyle, tamam mı? Buraya gelsin. Sonra bu otur altıyı çeksin mesela. Hani GTA 5 mantığı, anladınız. Tamamdır. Haftaya tanıtım videosunda görüşmek dileğiyle, sistem hazır. Artı 100 oyuncu garanti kanki. Tamam, sistem bir kenara kaydedildi. Haftaya bunun sözünü veriyorum yayındakilere. Ne diyor? Asla kötülemek amaçlı bir şey söylemiyorum. Bir açık var. Ehliyet alırken 8 saat olmadan binemiyorsunuz diyor. Araca onu düzeltebilir misiniz? Ehliyet alamıyorum demiş. Evet, Bu onu konu düzelteceğiz hakkında şu bilgim anda. var. Sorun zaten. Rapor atabilirse admin arkadaşlar zaten komutla verir kendilerine F2'den ehliyet. sen bir rapor çak, hemen yardımcı olsunlar sana. İsterseniz şöyle yata gelin. Şöyle bir Yata yatımız var. geçelim. Yatımız hareket ediyor bu arada. Sabit değil. Şöyle Elevatorla ilerleyelim. giriyoruz, güzel. Aa, bu arada 5M'deki yatın aynısı. Üste geldiyseniz yatı yürütmeye başlayayım yavaş yavaş. Ondan sonra Geldim ben. şöyle.
Evet, H5 oynayanların gözü yaşlı yazmış. Şöyle. Haydi. Çıkımızı bir hareket ettirelim o zaman. Şöyle bir problemimiz var. Normalde bu yat hareket ediyor. Tanıtım videolarını bilmiyorum. Arkadaşlar gördüm ama. Bugün arkadaşlar geyikleri silerken büyük ihtimalle durum da geyikini silmişler. Ha. Bunun geyikini silmişler arkadaşlar. Bundan dolayı hareket etmiyor. Geçen yayında da vardı komutlu ya. Komutlu hareket ediyor. Geçen yayına gelenler de görmüştür zaten. Aa, itti zaten. Evet, gidiyor. Etti. Düzeltti. Abi, sohbet muhabbet işte. Adillerinizi yazın çekelim arkadaşlar. Böyle bir yat keyfi sürün ya sizde. Tabii adillerini söylerlerse çekeriz. Bir de sunucuya da giriş yapalım yavaştan arkadaşlar. Çünkü 5-10 dakika sonra şey yapacağız. M4 vardı. Bir de yanında bir şey daha mı vardı sanki? VIP 2 var. VIP 2 artı M4 çekilişi olacak. Bunun için sunucuya girmeniz gerekiyor. Bakın bir arkadaşımızı çektik. Ray sunucu 600 MB indiriyor. Resource'lerini sildiysen normaldir. Meta'nın kendi yüklemiş olduğu megabayt da var. Çünkü ben girerken 150 MB yükledim. Ya da belki de ben paketi daha önce yüklemişimdir. Olabilir. Şöyle çekiliş olduğu zaman bir sunucu 30 kişi olsa tadından yenmez ya. Artı 30 gördük mü? İki kişiye birden veriyorum. Hadi bakalım. İndirin bakalım. Artı 30 artı 30'u görürsek. İki kişiye birden. İki kişiye birden. Hem VIP 2 hem BMW M4 iki kişiye birden veriyorum. Artı 30'u gördüğümüzde. Hemen 25 oldu zaten sunucu. Hadi bakalım arkadaşlar sunucuyu 30 yapalım da herkes yararlansın. Sizin de çıkabilme ihtimaliniz yükselsin. Arkadaşlarınızı falan herkesi sokun. Bakın gördüğünüz çete rolleri seven arkadaşlar veya böyle motorcu çetesi açmayı düşünen arkadaşlar açıklama kısmında IP ile Discord adresi var. Sunucuya giriş yapsınlar. Faction'larınızı açabilirsiniz. Çok tatlı roller döndüreceğinize ben inanıyorum. Bu arada 26 kişi oldu sunucu. Yazılı rolde yapabiliyoruz değil mi? Tabii ki. Evet, aynen. Evet, yazılı rolde. Bu arada sunucumuzda belediye rolleri şöyle söyleyeyim. LSPD rolleri, LSPD demişim. LSCD rolleri, ondan sonra hastane rolleri. Bunların hepsini döndürebilirler. Hepsinin faction'ları var, hepsinin datileri hazır. Hepsine girip hepsini devam ettirebilirler. Sunucumuzda vali var zaten. Normalde bugün aklımızdaki düşünce valinin bir parti vermesiydi ama bunu dengeleyemedik herhalde, yetiştiremedik bundan kaynaklı. Yoksa sunucumuzda vali var, bütün her şeyle ilgileniyor. Hani rolü tamamen gerçekleştiriyor, şöyle söyleyeyim. Bir vali var ama ortada yok gibi değil. Her şeyle ilgileniyor. Gidiyorsun şikayette bulunabiliyorsun. Mesela şöyle söyleyeyim. Herhangi bir map ekleteceksin. Gidip valiye IC olarak söylüyorsun. Diyorsun ki ben böyle böyle mahalleme bu sokağa ya bu inşaatı yaptırmak istiyorum. Biz orayı önce map'i inşaat haline getiriyoruz. Zamanla yürüterek teker teker ekleyerek onu sonradan objelerini tamamen ekliyoruz. Benim en sevdiğim rollerden bir tanesi bu arada. Avukat, hakim, vali, başkan rollerini çok seviyorum. Çok güzel roller dönüyor çünkü. Özellikle bir de Amerikan hard sunucularda bu döndüğü zaman tadından yenmiyor ya. Status çalışmıyor demiş birisi. Olabilir kanka, düzeltirler. Onlar basit şeyler. O kadar takılıyor. Ne çalışmıyor tekrar önüne verir mi? Slash status. İlgilenir bana. Evet beyler, bakın son 4 kişi. 4 kişiyle beraber 2 tane M4, 2 tane VIP değil mi? 30 olduğunda. Aynen. BMW M4, 2 tane de VIP. Günün sonunda. M4 artı 2 tane VIP, bakın kaçırmayın ha. Kanka bu arada seni o yat geri dönene kadar çok kısa bir yere çekebilir miyim bir tek sen? Tabii ki çekebilirsin.
Tabii ki. Şimdi şöyle bir şey var. Sunucumuzda UFC var. Dövüş rolleri. Legal olarak bu arada tamamen. Kendinize bir menajer tutuyorsunuz. Bunun sistemi yazılıyor. Kas sistemi. Kendinize bir menajer tutuyorsunuz ve dövüşlere katılıyorsunuz. Bunların ödülleri şey var mesela. Belini tutuyorsun. Obje olsun. Sesine gitti ya. Bu sesim zaten beni bitirecek bugün. Düzeldi mi şu an? Şu an düzeldi. Dur seni hemen çekeyim kanka bir daha ses gitmeden de. Bana bir ID verir misin kanka? 17. Böyle. Buradan girdim. Bir saniye. Işıklı mı ışıklı ya bura? Aynen. Ring objesi de bize aittir kanka kesinlikle. Samptan bunu da aynı şekilde aldık. Burası tamamen legal bir alan. Rolleri kesinlikle legal döndüreceksiniz yani. Bunu da yakında yapım aşaması başlayacak. Sistemi tasarlanıyor şu anda. Hani şimdi sonuçta sen de ben şu an burada dövüştük. Kimin eli güçlüyse o kazanır diyeyim. Ama bu sistem tasarlandıktan sonra, GM sistemi tasarlandıktan sonra kas yapmadan kesinlikle buna katılamayacaksınız. Yani bir kazancınız olmayacak. Anladım. Güzel düşünülmüş bir sistem bu arada. Ne zaman çekiliş? 5 dakika sonra yapıyoruz kardeşim çekilişi. İstiyorsanız siz son bir oyun içi veya Discord'dan şeyi geçin. Uyarınızı geçin yayına, şeye yayına diyorum. Çekilişe başlıyoruz. 2 tane Kyril var demiş. Hani? Diğer Kyril nerede? Seni istersen şöyle kanka hemen şeye çekeyim. Bu arada arkadaş Çin sokağını gösterdi mi sana? Yok göstermedi. Şöyle. Kanka bak şu duvarlardaki tekstürlere dikkat edersen şöyle. Ha. Buranın normalde kaldırımları da vardı ama şimdi herkesin PC'sinden PC'sine değiştiği için ister istemez bunları startlamak istemedik. FPS düşürmesin diye, FPS'te problem yaşatmasın diye ama denemesini yaparız. Herhangi bir FPS düşürmezse burası normalde tamamen bir Çin sokağı yani. Tamamen full bir Çin sokağı. Çinler için de böyle düşündük. Mesela senin skinin bir Çin skinine benziyor hafiften. Evet. Onlar için de böyle şeyler düşündük. Anladım. Yusuf abi nerede ya diye sormuş. Yusuf abinin işi vardı. Ondan dolayı yayını ben açıyorum. Abi sen Yusuf Sefa mısın? Sesin değişik. Evet kardeşim ben Yusuf Sefa'yım. Hastayım biraz o yüzden sesim böyle çıkıyor. Şu hayatta 3 şeyi severiz. 1 Allah, 2 başkent, 3 rüz kızar. Bu arada yat hala burada. Bu yat sabit böyle. Bir 5 dakika falan ortalama burada kalıyor. Hani bir parti düzenlendiğinde falan burada durması için. Anladım. Kutlan yavaş abi, yavaş bak dikkat et düşen geri dönüyor. Aynen. Kutlan abi sen misin ya? Oha evet kardeşim benim. Benim de kanalım zaten şu an chatte sabitlendi. Abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Sevinirim yani ben de. Sonucu 27 oldu. Son 3 kişi arkadaşlar. Hadi bakalım. Biz çekilişe başlayalım mı? ID'leri alalım mı yavaştan yoksa 30 olmasını bekleyelim mi? Olur. İstersen benim için problem yok. İzleyiciler ne diyorsa onu yapalım. Yani fazlasıyla izleyicilerin hepsi girdiyse ID'lerini yazarlarsa başlayabiliriz. 29 oldu. Zaten giriyor herkes sunucuya. Son bir kişi arkadaşlar. Bir kişi girdiği gibi iki kişiye VIP 2, bir tane de Donate M4 veriyoruz. Son o bir kişiyi de bekleyelim o zaman. Şey olmasın. Abi en iyi 20 META Server'ı videosu 2 gelsin. Getiririz kardeşim sıkıntı yok. Zaten o videoda konsepte tuttu. Şey olmasını bekliyorum. Meslekler nelerdir diye sormuş. 30. kişi girerken sen de onu cevapla istersen. Kanka bak orada göstermediğim bir meslek var. Çekilişten sonra göstereyim ama bu tamamen spoiler'dı normalde. Göstermeyecektim ama. İllegaller için tek bir meslek var. Legaller için normal bizim bildiğimiz standart meslekler var. Pek fazla meslek eklemek istemedik. Çünkü niye? Ortamdaki mesleklerin hepsi standart meslekler. Bunları değiştireceğiz biz. Sistemlerin hepsi yazılıyor. Şu an hali hazırda bir tane sistemimiz yazılı. Çekilişten sonra oraya gidelim. Onu göstereyim. Ondan sonra tekrardan devam ederiz. Çekiliş tamam. Yapalım ama önce. Yapalım o zaman.
Biraz da chat'e bakmayı unuttum. Abi bekle ben giremedim yazmış. Tamam da tamam bekliyoruz. Kutlan Bey tanıtım videon kaç kuruş? Onun konuşma yeri burası değil kardeşim. Özelden ulaşabilirsin bana. BMW M4 ya kız düşer net. Aynen abi en iyi meta server'ı gelsin. Abi bekleyin. BMW M4. Abi bu kadar istiyorsanız o bir kişinin girmesini bekleyeceksiniz. Ya da artık arkadaşlarınızı sokarsınız. Bak 28'e düştü ha. İki tane değil bir tane vereceğiz sizin yüzünüzden. Kazanma ihtimaliniz düşecek yani. Hadi o iki kişi girsin de. Siz Discord'da geçtiniz mi? Çekiliş başlıyor diye. Arkadaşlar geçmediyse tekrar geçtireyim hemen şuradan. Abi bağlantı zaman aşımına uğradı diyor. Metayı kapat aç yap. Düzelir. Kanka gelirsem ne vereceksiniz? Şimdi mal varlık verilmiyor eğer o mantıkla sorduysan. Miraç'cığım sunucu ismi vermeyelim kardeşim rica ediyorum. Her ne kadar benim sunucumda olsa vermeyelim. Şöyle bir şey vereceğiz. Sunucu 30 kişi olduğu zaman bir kişiye donate M4 verilecek. İki tane de VIP 2 verilecek. Ama 30 kişi olmazsa bir tane VIP, bir tane M4 verilecek. O yüzden 30 kişi olsun ki kazanma ihtimaliniz yükselsin arkadaşlar. O şu anda bir tane arkadaşı bekliyoruz yani. Aynen, şu an hani hak geçmesin diye bekliyorum. Yapayım Aynen öyle. isterseniz ama o bir tane arkadaş da gelsin. Kazanamazsam. Kazanamazsan yapacak bir şey yok. Abi bekleyin beni ya. Bekliyoruz, bekliyoruz ya. En kötü şey yaparım. Ben buradan sunucuya girenlerin ID'lerini de yazarım. BMW verilmeyecek mi? Verilecek, verilecek. 30 kişi olmasa da verilecek. 30 kişi olmadığı takdirde bir tane M4, bir tane VIP. 30 kişi olduğu zaman iki tane VIP olacak. Hayatımda bir kere bile çekiliş kazanamadım. Kanka ben de kazanamadım ama katılmaktan zarar gelmez. Onda bir kazanma ihtimalim var. 30 kişi var şimdi. Hadi buradan 20 kişi şey yapsa 7'de 1 ihtimal. Düşük değil kazanabilirsin. 30 kişi oldu. Şimdi 31 oldu hatta. 31 oldu. Hatta şimdi diyormuşum 40 kişi olunca falan. Neyse. Şimdi yavaştan ID'lerinizi alalım arkadaşlar. Ben, kanka sen ID'leri istersen söyle. Yayındakilere yapacağız değil mi çekim? Aynen öyle. Son bir duyuru da geçin. Siz Tamam. yayına gelmeyen arkadaşların hakkı yenmesin. Tamam. ID 1 demiş. Bu arada ikinci defa yazan olursa ID'sini siliyorum arkadaşlar. Hak geçmesin. 1 geldi, 20 geldi. Evet. M4 dediğimiz BMW M4 bu arada. Silah olarak M4 değil ha, aman. Silah olarak değil. 32 oldu bu arada sonucu. Güzel. 14 kral yazmış. Kutlan abi bir şey diyeceğim. Kampanya geldi aklıma. Benim içinse özelden ya. Sunucu içinse o kurucuların bileceği iş. Onlara karışmamamız gerekiyor. Otuz oldu. Çekilişi duyan geliyor ya maşallah. ID'lerinizi Aynen. alalım arkadaşlar bu arada. Hızlıca. Oyuna girdikçe ID'lerinizi chat'e yazarsanız bana söylesin Kutluhan. Çekilişimizi başlatalım bir yandan. Bu arada sana şu illegal mesleği göstereyim o sırada istersen onlar gelene kadar. Tamam olur. 12 geldi ID. Otuz oldu sunucu. Ne diyorsunuz arttırsak mı ya da ya? Geliyorlar, geliyorlar. 40'a devam mı yoksa? 35 oldu. 40'a devam mı beyler? Vallahi 40 olursa darda attırırlar gibi geliyor bana. 24 Çekeyim mi geldi. senin bunu Ha çek. ben? Bir dakika ben onu da 24'ü de yazayım. Hadi 24. Kanka şuraya NPC'ye sağ tıklarsan istersen. Üstünde para var mı vereyim mi? Var var. Bu arada ben zaten çekiliş sitesine yazıyorum ID'leri. Senin yazmana gerek yok.
Tamamdır. Konuş diyor. ID 40 geldi. Onu da unutmadan yazayım. Şimdi kanka buradan alacağın üretme masası var. Met üretim masası. Yanlış şey yapmadıysam adını. Çalışma tezgahı. Ha, çalışma tezgahı. Aldım bir tane. Bir de Diamonds diye bir şey var kanka. D ile başlayan bir şey vardı. Ona da bakıyorum. Diamorphi. Hah, aynen. Diamorphi. Bir tane ondan al. Aldım. Bu arada bunun yeri değişecek. Videoda yayında gösterdik ama. Bu arada bunu hemen bulamayacaksınız. Sunucu belli bir süre geçtikten sonra ipucularla bulacaksınız. Ne? Ben seni çekeyim şöyle. Olur. Bu arada 40 diyen arkadaş çok komiksin ya. Valla sunucu da 40 kişi yok oğlum. Benim de aklım gitti. Şimdi. Böyle. Şöyle kanka şimdi met yazarsan şu şekilde ulaşmıyor. Bu sarı bir şeyi gördün zaten sol altta radarda. Evet. Bu mesleği sadece illegal birlik üyeleri yapabilir. Beni bir rastgele faction'a at sana zahmet. Alayım tabii ki seni. Davet edeyim. Son 5 kişi ya. Hadi bir 40 kişi yapalım sunucu arkadaşlar. Davet edeyim vardı senin faction'a. Slash met. Ha. Slash met uret. Boşluk üret. Aynen. Tezgahı evet. Kurdun diyor. Öyle alayım seni istersen. Şimdi sağ tıkla tezgahı. Sağ tıkladım. Met üret. Aha üretmeye başladı. Senin tezgahını senden başka kimse kullanamıyor. Bir tezgahta en fazla kanka 10 tane üretebiliyorsun bu arada. Ondan sonra tezgah yok oluyor. Tekrardan tezgah alman gerekiyor. Bunun fiyatlarını zaten orada gördü arkadaşlar hepsi. Sana met fiyatı başına verdiği fiyat 1.5k olması lazım yanlış hatırlamıyorum. Metamfatim ürettim. Sen ürettin mi? Ürettim. Tamam şöyle yap. Bir daha ürettim. Üretiyor. Ya tamamen sıfırla ya da üretsen nasıl istersen. Bunda en fazla 10 tane üretiyorsun. 10 taneden sonra kayboluyor. Met sıfırla. Olmadı yanlış mı yazdım met? İyileri olmayacak herhalde. İyili olacakmış. Tamamdır. Çekeyim seni satma yerine. Şöyle. Gelin hemen satma yerine. Ben giriyorum. Attı bekleyin. Bekliyoruz kardeşim. Sunucuya girecek olan arkadaşları da bekliyoruz. Hak yenmesin. Yani sunucuyu 40 yapınca 3 tane verilmesi yok mu? Onu bana sormayacaksın. Kurucuya soracaksın. O biraz fazla olur gibi geldi. O biraz fazla olmaz mı? Yani bence de. Yani o biraz fazla olur gibi geldi bana da. Ama yine de hani 40 kişi yapalım. Kanka bu arada satma yerini kendin bak. Login ekranı gelmiyor ki. Allah Allah sen bir 9 tuşuna falan bas. F11'e falan bas. En kötü metayı bir kapat aç yap istiyorsan. Öyle bir sorun şu ana kadar denk gelmedi ondan kaynaklı olarak. Ben bir tane metamfetamin üretmiştim. Sen beni çek satma yerine. Ha kanka öyle bir şeyim var. Satma yerini kendim bile bulamıyorum. Öyle saklamıştım ki aklıma gelmiyor. Bir dakika şöyle arıyorum şu anda. Bu arada ID'leri alalım arkadaşlar hadi. Sunucuya giriş yapın. ID'leri alalım. Şu an burada kaç kişi katılmış sadece? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7 kişi katılmış hadi. ID'lerinizi alalım. PC'si kötü olanlarda login panel biraz geç geliyor. Olabilir ya. Ne zaman yapılacak çekiliş? Şimdi birazdan yapıyoruz kardeşim. İnanır mısın? Cidden bu arada satma yerini kendim bulamadım. Ya olsun sıkıntı yok. En azından görsünler Messi'yi. Daha sonrasında... Daha iyi olur aslında. Benim için görmemeleri daha iyi olur aslında. Kendileri biraz ipuçlarıyla bulmaları daha iyi benim için. Ya ortalama 1.5k para veriyor. Hani aynı met masasından kokain de üretebiliyorsunuz. Met de üretebiliyorsunuz. Aldığınız sadece parçalar değişiyor. Hani üretmek için aldığınız şeyler değişiyor. Zaten kendileri sistemi incelediğinde görürler büyük ihtimalle. Sadece onlar değişiyor. Herhangi bir problem yaşanmıyor fazlasında. 1.5k ortalama para veriyor size. Athena'cığım ID yazma abicim. Ben 12'yi yazdım zaten. En başında yazdım. 5-10 dakika bekler misin abi? Yayının süresine bakalım. Yayınımız 53 dakika olmuş. Son
2-3 dakika daha bekleyebilirim arkadaşlar. ID 3'ü yazdım Glory'cim. Aynen. Kaç kişi oldu şu an çekilişte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çok az. 34 kişi var. Çekilişte 8 kişi var. Giriş yapalım. ID'lerinizi alayım ben yavaştan. Bakın zaten herkes giriş yapmış. 35 oldu. Herkes ID'lerini yazsınlar. Sıkıntı yok Atenaç. İsterdim ki şöyle kısık bir sesle şarkı açayım. Ancak yayın tekrarı kalacağı için YouTube'da yani Yusuf'un kanalında telif yemesin boş yere. Hudu çok iyiymiş ya. Evet, şu Malibu yazılı Hudu çok güzel. Bu arada onun şöyle bir şey söyleyeyim size. Ekran çözünürlüğünüze göre onun yeri değişiyor. Bazılarında gözükmeyebilir, hani bu sistemsel bir hata değil, ekran çözünürlüğünden kaynaklı. Ben de mesela gözükmüyor ekran çözünürlüğüm düşük olduğu için. Birçok Onu hut da söyleyeyim, öyle. sonradan hani tekrarlanma öyle olmasın. Yo, birçok hut da öyle. Onlar da biliyordur zaten. Mesela ben 1920'ye 1080'de oynuyorum. Ben de tam oturuyor şu an. ID'leri Gelen alalım yoksa arkadaşlar. istersen yap çekiliş kanka sen. Gelen yoksa. Ya birazcık daha bekleyeyim. Kimse yayıncı övmüyor ya. Emeğine sağlık, ne güzel sarıyor yayınmaya. Teşekkür ediyorum. Yani Yusuf'un kanalı olduğu için hak vermek gerekiyor tabii ki. Herkes Yusuf'u arıyor. Ben seve seve yapıyorum ama ben de sizleri çok seviyorum yani. Yayına geldiyseniz beni sevdiğinizi göstermektir bu. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Yani Yusuf kadar sarmasa da ID 33. 33 yazmış mıydı? Yazmamışız. Hadi alalım arkadaşlar. Yok mu arttıran ya? Abi giriş ekranı gelince atıyor. PC'yi yeniden başlattım. Geliyorum açılınca. Tamamdır kardeşim. Kanka şunu sunucuda şöyle her yerde tablo görebilirsin bu arada. Çeteler için bunlara çok özen verdik aslında. Yani genellikle çeteler için verdik ama bu şey değil. Mafyalar için vermeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Mafyalar için de vereceğiz kesinlikle objeleri önüne. Yalnız biraz zaman alıyor ister istemez bunları yapmamız. Onlar da bize hak verirseler. En kısa zamanda inşallah bir dahaki videomuzda veya bir dahaki yayınımızda tanıtımımızda mafyalar için de çok güzel yerler getirmiş olacağım. Sizin Özellikle o tanıtım mı diğer var Yusuf'un? barda dediğin şey. Diğer barda dediğin şey kanka, onu kesinlikle bir dahaki tanıtıma söz veriyorum. Bir hafta sonra ona söz veriyorum. Onu yapalım yapalım. Ben bizzat sunucuya girerim bak. Beni ekle Discord'dan. Ona sözünü Özelden verdim. yaz, tamam mı? Sen bana onun sözünü verdin, ben unutmam onu. Bak vallahi Tamam. gelirim girerim sunucuna. Tamamdır. Onun sözünü verdim bak. Onu yapacağım. Kutlar abi kral ya demiş. Eyvallah Furkancığım, seviyorum seni. Sametcan selam, iyi yayınlar dilerim. Eyvallah. Hoş geldin Samet. Hadi arkadaşlar ID'leri alalım. Şurada 10 kişi katıldı sadece çekilişe ya. Biz böyle beklemezdik. Yok mu arttıran? 33 kişi var sunucuda. Arada Zaten chat'i olan kankalar, beyler burada gelip takılabilirsiniz, zaten içine giriliyor. Burada sohbetinizi yapabilirsiniz. son ID'leri de alalım arkadaşlar. Çekilişi sonuçlandıralım. Sizleri bekliyorum. Son 1-2 dakika daha. Abi karakter kuruyorum. Çeker misin abi? Bakabilir miyim oraya? Şuraya mı çekeyim hemen? Haydi verirseniz çekelim. Verdi ailesine. Sen de bu piyasanın iyi YouTuber'ısın. Eyvallah Furkancığım. Abi çekilişte verilecek olan aracı gösterir misiniz? Eğer
şeyde slash markette resmi var mı araçların? Araçların slash markette resmi yok. Şöyle yapayım hemen ben sana getireyim bir tane. Hatta biz gezelim, kendi gezdiğimiz aracı şey yapalım, gösterelim. Hop, buradan getirdim. 8 saat altıyken sana olan ait olmayan araca binemezsin diyor. Ah be abi. Yanıma atla istersen. Şöyle bir deneme yapalım hemen seninle beraber. Birisi chat'e yazmış, ona bir yardımcı olsa sevinirim. Şey demiş. Balık tutuyoruz da adam salmıyor. Bir yardımcı olabilir misiniz demiş. Bu arada biraz hızlı gittik herhalde. F2'den Bu rapor arada alsak bak. kardeşim, ilgilenirler. Bu arada kanka sağ tarafta döney taşları görebilirler bak gelip. Bu da sağ tarafta. Fiyatlarını ve döney taşları direkt görebilirler. For please Mert, baksana bir şey, seni bir yere çekiyorum, bir şey konuşacağım. Tamam. Bak şöyle deneyelim kanka istersen hızını. 201 basıyor araba. Aynen. Kutlan abi sen misin? Evet Yunus'cum, benim kardeşim. Bence 8 saat altı araca binemez yerine carjack yasaklanabilir, daha mantıklı olur. Şimdi şöyle bir şey var. Carjack, ben yanlış bilmiyorsam, araçta birisi varken onu indirememe skripti. 8 saat Aynen. altı yani, diyelim sunucuya girdiği zaman adam oturdu, trole geldi mesela. 10 dakika meslek kastı, gitti en kötü bir tane aracı aldı, kardiyam attı. Bunun yapılmasını hiçbir sunucu sahibi istemez. Bundan dolayı trole karşı ne kadar fazla önlem alınabilirse almaya çalışmışlar. Gayet de güzel yapmışlar bu arada. Sana dargınım demiş Yusuf, Yunus. Ha, bu arada şeyi denedim bilmiyorum ama kanka saatin var mı bakayım şöyle hemen. Bana bir yumruk atmayı dene istersen. Chatbox'a atıyor bak. Ha, 3 saat altı iken hiçbir şey zarar veremezsin. İşte gördüğünüz gibi hani trole karşı önlem almışlar. Kimse Ayrıca istemez. siz ateş Senin ses gitti ya. dört ateş ettiğinizde atıyor. Bakıyorum hemen. Geldi mi? Geldi. Adamlar troll yapıyor diyor bu arada. Sen ID'ni söyle. Yardımcı İlgilenmiş olsun. arkadaşlar. Ha, o zaman tamam. Şey söyleyeyim kanka. Mesela sen 3 saat altısın ya. Biri geldi sana herhangi bir silahla ateş etti. 4 kere ateş ettiğinde sunucundan direkt Q itiyor. Güzel önlemler bu Hani arada. Her sunucuda yeni olması başladığın gerekiyor. CV'ye durmadan biri gelip sana ateş ediyor. Biri sana vuruyor. Hani DM döndürmeye çalışıyor. Direkt sunucudan atılıyor. Abi admin'e IGS atar mısın dedim. Tabii dedi, at dedi. Ben çektim Kanka kardeşim, direkt sen attın. Canın sağ olsun. Gözünden kaçmıştır, olabilir. Çok yankı yapıyor bu arada. ID'ni söyler misin bana, ben çekeyim seni. Bir de son bir dakika daha bekliyorum arkadaşlar. Bir saati geçti çünkü yayın. Kapatmam gerekiyor. Bir dakika daha bekliyorum. Herkes ID'sini söylerse sevineceğim. Çekilişe katılmak isteyenler için herkes ID'sini söylesin. Seni şeye yazdık mı biz? Çekilişe yazdık mı? 28 ID yazmışız. Kaç kişi var şu an çekilişte? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kişi çok az bu arada arkadaşlar. Zaten 30'un da altına düştüğü için şu anda şey yapacağız. Bir tane vereceğiz VIP. Aktif rolde quit, doğru söylüyorsun ancak 4-3 saat 6 bir insana sıkmaktan bahsediyor. Normalde zaten biliyorsunuz meta'nın şey kurallarında, direkt kendi her sunucuda olması gereken kurallarında 10 saat altında illegal yapılmaması lazım. Aslında bu da bir nebze ona önlem tarzı bir şey olmuş oluyor. Yani sunucuya yeni girmiş adama pat pat pat. Ya çünkü ilerleyen zamanlarda ister istemez sonucu çoğunlaştığında veya saatleri insanların yükseldiğinde illaki silah olacak. Yeni gelenler de olmayacak. Biz de bunun önüne geçmeye çalıştık. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, ID'ler gelmiyorsa ben çekilişi şimdi şey yapıyorum. Şöyle çekiliş iş mi M4 yazalım. Bir kişi kazanacak abi.
Yunus'cum Discord'dan çok kişi yazıyor abicim. Bakamıyorum. Yani yetişemiyorum. Hadi hadi bekliyorum sunucuya girmenizi hadi. ID 5 geldi. ID 5'i yazalım. Abi ilerlemek için basılı tutun diyor. İsminde U, Ü, O, Ö olmayacak kardeşim. İlk harfiyle ikinci harfi büyük olacak. Onlara dikkat etmen gerekiyor. Hızlıca son dakikaları bekliyorum arkadaşlar. Giriş yapın hadi. Abi megabayt iniyor ne olur bekle. Yani yaklaşık bir 20-25 dakikadır bekliyorum kardeşim ya. Hadi bakalım. Biraz daha bekleyeyim. Geri 30 oldu bu arada sonuç. Dalga mı geçiyorsunuz oğlum? 5 dakikada bir düşüp geliyor böyle. İlla iki kişiye verdireceksiniz yani. Sesli İlla harfler verdirecek. olmayacak. Aynen öyle. Sesli harfler olmayacak. Dikkat edin ona. ID 5'i böyle ben hatta kabul edeyim ya raporu. Bir şey olmaz değil mi? Ya sorun yok kanka edebilir ya eğer yapmak istersen edebilirsin de bu arada ilgileniyorlar herhalde. İlgilensinler. Azıcık yük hafifletelim. 30 kişi oldu bu arada. Abi ay 1 ha birinci ID'yi 7 yapar mısın? 1'i sildim 7 yaptım. Abi 400 MB yükleyen MB yükleyenlerin ID'lerini yaz. Tamam öyle yapalım o zaman. Doğru söylüyorsun. Mantıklı. Bir var. Şöyle altına geçelim. 13 var. 13 yazmış mıydık? Yazmamışız. 13 var. Hemen bakıyoruz. 19 var. 19 yazdık mı? Yazmadık. Kul hakkı yenmesin abi sunucuya giremeyenlerin de. Çekilişe katılmasını sağlayalım. 23 var. 23 yazdık mı? Yok. 23. Bu arada çift yazarsam yayındakiler uyarın ha. 27. 30, 35. 30. 35. Hadi bakalım. ID 40 yok. Sildim ben onu. Hadi. Bismillah deyip başlatalım o zaman çekiliş. Buradasınız değil mi siz de gençler? Buradayız, buradayız. Sen çekilişi yap. Yayın bitmeden hatta yayında verelim kim ne kazandıysa. Olur. 27 vardı sanki reis yazmış. 27. 27 yazdım ben. 32 kere yazdım diyor. Evet 32 kere yazdım. Teşekkür ederim uyardığın için. Herhalde bir 15-20 kişi oldu çekiliş. 30'u yazdım. Abi olmuyor isim bulamıyorum. Sen rastgele bir isim koy. Tamam mesela ben Sunucuya girince düzeltiriz ya. mesela sen şöyle bir isim yap sunucuya girdikleri zaman rapor al rapordan düzelsinler. 30'u yazdım. ID 3'ü de yazdım. Bakın 1 saat 10 dakika oldu. Sizin için şu an bekliyorum arkadaşlar. Şekilde düştü. İstersen yapalım yani. Geldiğinde parti içeri geldiğinde çünkü senin de vaktini çalmayalım. Sıkıntı yok ya, estağfurullah. Ben o zaman başlatıyorum. Chat'tekiler, hazır mıyız? Böyle bir chat'e hazırız spam'ı alayım bakayım ya be. Taba bastığında en Ben de yukarıda izleyeyim o zaman. ID'in olacak kardeşim. Taba bastığında en yukarıda olacak. Oh. Bir de az prim kasayım. Size zahmet. Benim de kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Tabii size bırakıyorum. Abone olma zorunluluğunuz yok da. Az da ben de kendimce prim kasayım abi. Abone olursanız sevinirim. Şu anda sabitlenen en yukarıdaki linki görüyorsunuz zaten. Bana çıkacak paylar boşa şey yapmayın. İçime dolu. İnşallah. Hadi son 30 saniye.
Hadi bakalım bismillah. Şöyle bir siteyi açalım. Kazananı belirleye basıyorum. Hazır mıyız chat? ID 1 var kardeşim. Hadi bakalım. ID 16. Ha pardon. Özür dilerim. Tamam bu VIP olsun. İki kişi yapmışız çünkü yanlışlıkla. 1 ve ID 12. 12 Athena'ydı. İçime doğmuştu bu arada. Athena'ya çıkacağım Hemen neyse. bakalım. Hemen ID 12, VIP 2'si arkadaşlar. Bir de ID 1'e. Bir giriş yapamadı ama sanırsam. Aa yok Jack Bir Flex. giriş yapmıştır. Tamam. Jack Tamam. Ben ona ismini söylemiştim ya bak. Güzel girebilmiş. Flex. Gel yanıma istersen kanka. Ben de sana vereyim. Bu VIP 2'ydi değil mi? Aynen bunlar VIP 2. ID 1 ile ID 12 VIP 2 arkadaşlar. Şimdi geliyor şey geliyor şimdi. Konuşamadım boğazım tıkandı. Süper. Ya sıkıntı yok ya. Şimdi çekiliş ismini BMW M4 yazalım bakalım. Çekilişi kazanacak kişi sayısı 1. Bir tane de yedek belirleyelim. Kennedy demiş ki Yusuf abinin sesine ne oldu? Yusuf abin yok kardeşim. Ben varım şu anda. Yusuf abinin aksaklıklarından dolayı ben şu an şey yapıyorum. Ama benim de kanalım şu an sabit. Ona da şey yapabilirsiniz. Abone Bu arada olabilirsiniz. kanka oyundaysan arkadaşların VIP'sini verdik şöyle çekersin sen de. Hani göstermiş olursun. Bakalım hemen. Tapta 1 ve gözüküyor mu? 12. 1 ve 12. Tapta değil karşında zaten. Ha. Aa evet VIP 2'leri gözüküyor görüyorsunuz. Hadi hayırlısı olsun arkadaşlar. Vallahi siz kazanınca ben seviniyorum biliyor musunuz? Evet M4 geliyor. Asıl benim beklediğim M4. M4 kime çıkacak acaba? Hazır mıyız? Basıyorum. ID 19 yazıldı mı? 19 yazıldı. Hadi bakalım Bismillah. ID 35. 35 kim? 35 giriş yapıyor. Sunucuda bir 35 tek... yazılıydı. Aynen. Sadece şey. Bir 1 ve tane... 31. 1 ve 35 değil yok. Sadece bir tane var. O da 35. 35. O zaman 35'in şansına çıktı. Aynen öyle. Bak sunucuya tek giriş yapan da bir tek 35. Aynen. Hala giriş yapıyor yalnız ha. Yarım saattir giriş yapıyor. Helal olsun. Bu azmini için tebrik ederim onu. Vallahi azmi var ya. Azimle sıçan duvarı delermiş arkadaşlar. Adam yarım saattir girmeye çalışıyor. Ama üzülmeyin. Ben inanıyorum ki sürekli IC OC bir şekilde çekiliş yaparlar. Takipte kalın. Bildirimleri falan açarsınız Discord'larında. Azimle sıçan M4'ü deler. Aynen öyle. 35 girdiği zaman hemen direkt çekin M4'ünü verin adama da adam sevinsin ya. Keşke girerse inşallah. İnşallah girerse. ID 35 şöyle söyleyeyim. Discord'dan bana ulaşsın olmadı. Discord'dan bana Founder'a ulaşsın. Hani hiç olmazsa garanti alırım. Girdiğinde sesini atar biz de emin oluruz ID 35 olduğuna dair. Siz sağlarsınız o zaman. Ben yayının sonuna geleyim. Aynen. Arkadaşlar yayını izlediğiniz için teşekkür ediyorum. 30'un altına düşmedi yayın. Yayına katılan arkadaşlar da onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Benim kanalıma da abone olmak isterseniz şu anda zaten sabit yukarıda görüyorsunuz. Oradan giderek benim de kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olursanız çok sevinirim. İnşallah bir sonraki yayınlarda, videolarda, rol videolarında görüşmek üzere. Çok seviyorum sizi. Kendinize cici bakın. Bay bay.